Evet, hoş geldiniz. Bu hafta Perşembe seminerinde Atilla Yaylı'yı ağırlıyoruz. Burada sehpada Atilla Hoca'nın kitaplaşmış çalışmalarının yenilerini görebilirsiniz. Eksiği var, fazlası yok. Yakınlarda da Atilla Hoca siyaset bilimci ve siyaset felsefesi çalışan bir hoca olarak Anayasa Teorisi ve Hukukuna giriş kitabı hazırladı. Hocanın ilgi alanları, kendisinden öğrendiğimiz pek çok hayatın pek çok alanına ilişkin kazandığımız perspektif bakış açısı. Ben de öğrencisi olarak benim için çok kıymetli, değerli. Bugün de görünmez el nasıl çalışır şeklinde belirledik Perşembe programımızı. Böyle bir faaliyetle başlayacağız. Cidden ben de diyeceğim, şaşırdım. Geldiğiniz için teşekkürler hocam. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum bu takdim için. Arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba, hoş geldiniz. Bir kısmımız bu deneyleri zaten müdavimizdir. Yeni gelenler de olduğunu zannediyorum. Yeni gelenler kimler acaba, görebilir miyim? Şöyle söyleyeyim, o zaman ilk defa gelenler biraz şanslı. Çünkü seminerlerimizin bir rutini var. İşte bir konuşmacı, daha önce belirlenen bir konuda yarım saat, 40 dakika konuşma yapıyor. Ondan sonra soru cevap kısmına geçiyor. Aslında bu seminerler ilginç bir hikaye. Bir gün bu seminerden hikayesi veya genel olarak LDD'den hikayesi içerisinde seminerlerin yeri hakkında bir şeyler yazılacaktır belki. Bir çeşit üniversite gibi olduğunu söyleyebiliriz. Burada lisanstan verdiği tanıdığım arkadaşlar var. Kısmı saçı sakalı bile ağırdı neredeyse. Onlar için neredeyse ikinci üniversite gibi oldu burası. İlginçtir, benim için de ikinci üniversite gibi oldu. Çünkü seminerlerin organizasyonunda çoğu zaman özlem olmak üzere beraber çalıştım. Konuşmacı bulmak, konuşmaları dinlemek, takdim etmek, idare etmek gibi şeyler de insana bayağı bilgi ve beceri kazandırıyor. Bugün görünmez el üzerine deneysel ekonomi dediğimiz bir disiplin çerçevesinde, experimental economics dediğimiz bir disiplin çerçevesinde addedilebilecek bir deneyle eğileceğiz. Görünmez el deyimi biliyorsunuz Adam Smith'e atfedilen bir deyiştir. Adam Smith'in ahlaki duygular teorisinde, milletlerin zenginliğinde görünmez el kavramının kullanıldığı söyleniyor. İngilizcesi invisible hands. Görünmez el diye bir şey var mıdır, yok mudur? Bu çok tartışma konusu. Piyasa ekonomisi taraftarları bir görünmez elin olduğunu kabul ederler ve görünmez eli bir nickname olarak kullanarak çeşitli açıklamalar yaparlar. Piyasa ekonomisi karşıtları ise böyle bir şeyin olmadığını, bunun bir hayal olduğunu, piyasacı düşünürlerin, filozofların bir uydurması olduğunu, her zaman bir kurucu iradeye, bir düzenleyici otoriteye, bir merkezi güce ihtiyaç olduğunu falan karar verirler. Acaba böyle mi değil mi? Biraz bunun üzerine eğileceğiz. Deneyimizi şöyle yapacağız. Her birimizde 5 kağıt parçası var. Bu kağıt parçalarının her birinin üzerinde ucuz, 1 lira, 2 lira piyasa değeri olan bir mal adı yazılıyor. Yani bu kağıttan her biri bir malı temsil ediyor. Mesela kağıt üzerinde kalem tıraş yazıyorsa onu bir kalem tıraş olarak alıyoruz. Bunu okulda yaptığım zaman çocuklardan kese kağıdında mal getirmeden istiyorum. Yani PD olarak gerçek kısmı kalem tıraşı gibi şeyler veriyor. Her birimizde 5 toplam mal var. Yani her birimizin mal stoku 5 adet mal kapsamında. Şimdi sınıfın toplumsal dönüşüm sürecini takip edeceğiz. Bu deneyde bana Büşra sağ olsun yardımcı olacak. 2 tane ölçek kullanacağız bu deneyde. Bunlardan birincisi bireysel tatmin ölçeğidir. Bireysel tatmin ölçeği 1 ile 10 arasında bir rakamdır. Bireysel tatminin anlamı şudur. Sahip olduğunuz 5 mal topluca size ne kadar tatmin veriyor, ne kadar tatmin hissettiriyor.
Bu bir de 10 arasında olmak durumunda. Bir de diyebilirsiniz, 10 da diyebilirsiniz. Bunlara tamam bireysel tatmin diyoruz. İkinci ölçeğimiz de toplumsal tatmin. Toplumsal tatmin ise bireysel tatminlerin toplamıdır. Kimi sınıf mevcudunu sayacağız ve sınıf mevcudunu belki sabitleyeceğiz. Sonradan gelenler katılamayacak çünkü deneyi yoksa sürdüremeyiz. Ben size yapmanız gereken şeyler söyleyeceğim ve her bir yapmanız gereken şey için belli bir süre vereceğim. Sonra onun sonuçlarını alacağız. Üzerinde biraz konuşup ikinci, üçüncü basamağa doğru ilerleyeceğiz. Büşra, kağıt kalem var mı efendim? Burada kalem var. Kağıt kalem getirelim. Bir sınıf mevcudunu say bakalım. Hani daha geniş kağıt kalem getirelim hocam. Liste yapacağız şimdi. Sonra A4'e. Dilek Hanım'a bir arkadaş beraber çalışabilir. Sınıf 5. sınıf sınıf bize yaptı. Kendi dahil etme. Bunun sonra gerek bir şey de dahil etme. Bu deneye katılacak insan sayısı 27. 27 tane özne var. Her biriniz bir ekonomik öznesiniz. Ve her birinizin bu 5 maldan hissettiği bir tatmin seviyesi var. Şimdi ben buradan başlayarak soracağım. Büşra sen isimleri bunları yap ki devam edeyim. Şurayı yaz. İsimleri yaz ve hissettikleri tatminleri de karşılarına olarak yaz. Yasin geldi. Birinci, ikinci, üçüncü tatmin seviyesi. Hepsini yazacağım tamam artık. Yeni başlıyor. Birinci, ikinci, üçüncü tatmin seviyesi olarak izleyebilirsin. Şey yapmaya, sütunlar hazırla. Tamam, şimdi lütfen herkes elindeki mask dokunu bir kontrol etsin. Neye sahip olduğunu bir öğrensin. Dikkat ederseniz bu malları siz kendiniz seçmediniz, biz size dağıttık. Benimde biraz kaçak mal da var. Kaçak mal olmasın. Kaçak mal olmasın, şey olsun diye ben buyurun. Deneyde kolaylık olsun diye biz hazırladık. Normalde size de sorabilirdim ama bu bize 5-10 dakika zaman kaybediyor. O zaman da sana bir şey yapalım. Herkes mallarından haberdar olsun. Aynı mı? Bende 4 tane var ama bir dezavantajlı başı. Bir tane eksik. Bir tane eksik. Nerede? Şurada 4 tane var. Ben de. Herkes 5 mal olmalı. 5 mal olmasını değiştirdik. Burada fazla var. Geçtim ya. Hayır geçtim ya. Herkese denersin. Kalın ya. Şey kolaylaştırır bazı bakım. Hocam tek herkes hazır mı? Şimdi Dilek Hanım'dan başlayarak ben size bireysel tatminlerinizi soracağım. Büşra'dan not edecek. Büşra sen kafanı kaldır. Konusunu sen soracaksın. Dilek Hanım. Buyurun hocam. Birden ona kadar. Çatalı 10 vereyim. Hepsine genel toplamı. Genel. Beşinin toplamı. Tek tek değil. Öyle yani paket bir şeyiniz var. 5 malı bir paketiniz var. Bunu verdiği tatmin var. Her bir malı tek tek verdiği tatmin değil. Kız şey gelmiş. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Toplamda ne kadar memnun? O zaman buradan başlayalım. Özür dilerim. Harun Bey. 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 Harun Bey yedi. Raşit Bey. 5 malı var. Kumallara bakarak tatmin üzerinde bir şey yapıyoruz. Bakın sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ben bu arada böyle resmi. Çatalımla yemeği yerim. Çatalımla yemeği yerim. Çatalımla yemeği yerim. Abdullah Ken. Yüreğimizden. Çok düşük. Direkt almaya son gelelim. Hey. Tamam, devam edelim. Serdar 3. Serdar 3. Kimse yerini değiştirmez. Hasan 2. Hiç kimse yerini değiştirmesin tabii. Şu bayrak olur bizim için. Hasan 2. Hasan 2. Ercan 8. Ercan 8. Atilla 2 hocam. Kim? Atilla 2. Büşra. Başım mı? Evet. Büşra diyorsun. Ahmet. Ben Atmen'i oldum hocam. Pek oradan yorumluyorsunuz. Yok, ben sen de o yüzden. Ali Bey, Ali 6. Ahmet. Ben harçlı kalıyorum diye. Ahmet 2. Kapsanlı mı?
Ne kadar çürük malı varsa bir kuralım hocam. Ne kadar çürük malı varsa bir kuralım hocam. 10 üzerinden veriyorsak hocam. 10 üzerinden. 10 üzerinden. 10 üzerinden. Ben fazla olsam da 5 malı toplama. Yani 5 ile 5 malı toplam tatlılık 1 onun arasında. Tamam, ben her birisi veriyorum. Her birisi. Tamam. 7, 3, 10 yapacak. İsim? Kader. Kader 6. 4. Yusuf 4. Ömer 3. Ömer 3. Yücel 4. Müşteri gidince ismini değiştirdim. Hasan var ya hocam, taş kasını. Yani yücel düştü. Evet. İlk kınası bir de değerli var. Murat da. İsmail 3. İsmail 3. Gerçi şurası bu şuraya geldi isterseniz ama yerine kal şey, taş kasını. Evet, taş kasını. Kimde kaldı? Agen 5. Agen 5. İşler kısa saydı ya hocam. Bahadır hocam. Aynen. Şimdi bu toprağı... Ben dilek hocam, ağzı diyorum ben. Şimdi arkadaşlar, burası liberal düşünce toplumu, perşembe toplumu. Bu toplumda kaç üye var? 28 oldu Bilal'in gelmesi. 28 üye var, tamam mı? Her bir üyemizin, toplum üyesinin 5 birim malı var. Bu toplum mal sahipliği bakımından, mal sayıları bakımından eşit bir toplum. Fiilen eşit bir toplum. Eşit toplum olmakla eşitlik toplum olmayı birbirine karıştırmayın yalnız. Eşit toplum fiili bir durum. Öyle olmuş. Eşitlikçilik bir siyasi felsefe. Onun başka çalışmaları ve başka tartışmaları var. Mallarınızı biz hazırladık ve tesadüfen dağıttık. Şöyle de olabilirdi. Her birinize 5 parça kağıt verirdik. Sonra bunun üzerinde işte bu değerlere yakın birer mal yazın temsili olarak derdik. O bize zaman kaybettireceği için öyle yapmadık. Dolayısıyla malları biz dağıttığımız için belki de mallarınızı kendinizin seçmesi durumunda olacağından daha düşük bir tatmin seviyesine sahipsiniz olabilir. Ama çok önemli bir durum değil. Şimdi ilk aşamada toplumun tatmin seviyesini ölçmek için güçler bunları toplayacak. Biraz yüksek matematik bilgisi gerekiyor ama. Toplumu çok önemli. Halledersin. Böylece toplumun tatminini ölçeceğiz. Şüphesiz bunlar sembolik şeyler. Yani mutlak bir şey değil. Yani durumu kavramaya çalışıyoruz. Realite ile ilgili bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Realitenin ne olduğunu tam olarak anlamamız çok zor. Ama bu da bize mutlaka bir fikir verecektir. Bu toplum durağan bir toplum. Herkes kendi yerinde oturuyor. Biraz sonra ticaret yapmaya başlayacağız. Ama deneyin birinci aşamasında ticaret söz konusu değil. Sendikadan deneyin. Hocam ben deneyim. Zaten burası. Tamam, 5 yeni mal al. 7 değil de. Ona da 4 ver. Aldın mı? Aldın mı? Sen de tamam. Tamam. 28 kişi mi olur?
29 kişi. Kaç malımız var? 29 çarpı. Bir kişi çıktı. Dostuz abi güzel olur. Burada bir çıkan var. Son gün anam burada mı? Oyundan dışarıda kaldı ya. Onun için son gün anam düştü mü oyundan? Tamam, 29 kişi var. Bir adım değiştirelim. Özlem boştu. Özlem boştu. Evet, Özlem de katılabilir. 30 olsun. Özlem'e de 5 bin malzeme. 5 tane. 5 tane elinde malzeme. 30 da sabit değilim. Bakalım bu arada şu kolay gider. Aynen. Aslında bu iyi kötü. Rastgele çekiyorum. %100 iyi. Rastgele çekiyorum. 5 bin. Evet. Bu kadar. 5 bin. Cihaz'a sen kendin mi? 1 puandan 5. 2 puan. Tamam, sana 5 puan veririm. 6 demiş. Evrinde 1'er puan. O zaman sen yapsın. Evet, bireysel tatmin seviyesinden memnun olanlar kimler? Epeyce az insanlar zannediyorum. Bir kişi 8 dedi, kimdi o? 8. Evet. Demek ki iyi mallar tesadüf etti, istediğin mallar, sevdiğin mallar tesadüf etti. Meraklısın, Galatasaray bana bir şaş bana. Tesadüfe bak. En az düşük tatmin seviyesinin birisi 1 mi dedi? 2. 2 var. 2 var. 1 mi dedi sen? Evet hocam. Ne var mallarının? Hocam çamaşır ipi var. Harita var, şekerlik var, klasör var. Anladım. 5 tane olması lazım. Ha, evet, şurada var. 5 tane olması lazım. Atlas var bir de. Atlas. 5 milim mi? Evet, çamaşır ipi, harita, atlas, şekerlik ve klasör. Elimizde tazı klasörü de yandırıyoruz. Hiç tatlı olmuyoruz, hiç. Çok. Şu anda bizim toplumumuzun toplam tatmin seviyesi 106. Orada bir sınır yok biliyorsunuz. Maksimumsunuz var aslında. Ben ne olabilir maksimumsunuz? 300. 300 olur. Çünkü herkes 10 verir. Herkesin maksimum bireysel tatmini 10'dur. Eğer 30 kişi aynı anda 10 verirse 300 olur. 300'ün ötesine geçemez. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Durağan toplum olmaktan çıkacağız. Bu aşamada ticaret yapmaya başlayacağız. Fakat ticaretin özellikleri var. Benim söylediğim sınırlar içerisinde yapacaksınız. Herkesin bir ticaret partneri olacak, bir ticaret ortağı olacak ve herkes bir ticaret ortağıyla sadece bir mal takas edebilecek. Anladınız mı? Yani herkes diyelim ki sağdaki kişiyle ticarete başlayacak. Ticaret para olmadığı için takas usulü yapılacak ve sadece bir mal değiş tokuş edilebilecek. Ticaret yapmak zorunda değilsiniz. Eğer istediğiniz mallar yoksa ticarete girmeyebilirsiniz. Ama giriyorsanız eğer bir mal verip bir mal alacaksınız. Evet. Bunun için de toplam işte 2-3 dakika süreniz var en fazla. Sadece bir kişiyle Tek ticaret kartınız var, o da beyefendi. Bizim işlemler. Kaç kişi işlem yaptı, ticaret işlem yaptı? Evet, sınıfın çoğu yapmış. Yapmayan var mı? Tatlı seviyesi yükselenler. Tatlı seviyesi yükselenler. Tatlı seviyesi düşenler.
Şimdi tekrar, şimdi tekrar tatmin seviyelerini, BS tatmin seviyelerini ölçüyoruz. Hızlı bir şekilde sana sonra yazsın. Çok satıcı. Değişenler söylüyorsun hocam sadece. Değişenler söylüyorsun. Aynı diyor, aynı notu söyleyeceksin. Harun Bey, siz Harun Bey'siniz. Buradan başlıyorsunuz. Siz onun isim söyleyin isterseniz. Yes. Aynı mı o zaman? Üçte sen daha kolay. Yoklama yapar gibi. Sen ismini söyle. Raşit Bey. Aynen. Ali Bey. Ben bir daha yazdım. Aynı oldu. Aynı oldu. Abdülhamit Bey. Aynı. Aynı demeyin arkadaşlar. Pardon. Rakam söyleyeceğim. Serdar Bey. 4. Hasan Bey. 3. Ercan Bey. Atilla Bey. Aynen. 3. Kaç? 2. 3. Özlem Hanım. Bizim 6. Ali Bey. 6. Ahmet Bey. 3. Kader Hanım. 8. Yusuf Bey. 4. Ömer Bey. 4. Yücel Bey. 5. Murat Bey. Aynı. Aynı yok. 4. Rakam söyle. 4. 4. Agah Bey. 6. Haydar Bey. 7. Mehmet Emin Bey. 5. Harun Bey. 8. Recep Bey. 4. Mesut Bey. 5. Tamer Bey. 2. Kaan Bey. 2. Bilal Bey. 5. Yalçın Bey. 3. Elif. 4. Gekan. 6 benim. Aynen. Aynı mıydı? 6 mı vardı? Benim de var. Zaman aldı. Evet. Topla onlar hemen. Yani söylemişim topla onları. Şimdi ikinci aşamayı da geride bırakıyoruz. Durağan toplum olmaktan çıktık, ticaret yapan toplum olmaya doğru yürüyoruz. Tabii ticaret hantarla yürüyor, para olmadığı için cinsi yapar. Mala mal ticaret yapmak zorundayız. Yani buna takas diyoruz. Evet, İkincisi, yani. Ticaret alanımız sınırlı. Bir tane farkımız var, sağınızdaki kişiyle ancak ticaret yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok sınırlı bir durum söz konusu. Peki, toplumun duranlığında mal sayısı bakımından bir farklılaşma var mı? Bir farklılaşma yok. Herkes yine 5 mal var. Çünkü bir mal var, verip bir mal aldınız. Ticaret yaptıysanız, yapmadıysanız, ki iki çift yapmadı zaten, yine de yine aynı sayıda mala sahipsiniz. Mal sayısı toplumun kaçtı? 30 çarpı 5, 150 idi. Hala 150 malımız var. Peki değişen ne oldu burada? Tatmin seviyesi. Malların toplumdaki değişimi. Değişti değil mi? Bazı mallar el değişti. Tamam. A'dan B'ye, X'den Y'ye geçti bazı mallar veya tersi oldu. Ama toplumun toplam mal seviyesi aynı. Bu mal seviyesini toplumun toplam zenginliği olarak da görebilirsiniz. Yani duran toplumken sahip olduğumuz toplumsal zenginlik birinci aşamada da aynı. Değişen sadece malların kişiler arasındaki değişimi. Kaç çıktı? 137. Birincisi kaçtı? 106. 106'dan 137'ye çıktı. Tatmin seviyesi. Toplumsal tatmin seviyesi yükseldi. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yine bir tek partneriniz var ticarette. Onunla kayıtlısınız. Fakat bu sefer mal sayısına bir sınırlama yok. İsterseniz bir mal için, karşınızdaki bir mal almak için partnerinizin 5 malınızı birden verebilirsiniz. Veya 2 mala 3 mal. İki mala dört mal. Nasıl size uygun geliyorsa o şekilde mi? Ticaret yapabilirsiniz. Yani, bu aşamada değil. Efendim? Aynı partner. Aynı partner. Aynı partnerimiz aynı. Fakat birebir ticaret, mal ticaret değil, serbest ticaret yapıyorsunuz. Mal sayısı bakımında değiştirmeyebilir diye Thank you.
Aynı sırada herkes ismini ve tatlı seviyesini söylesin. Büşra yazsın. Evet. Başlıyorum. Harbi. İsim ve... 7. Naci Bey. 4. Ali Bey. 4. Abdülfat Bey. 3. Serdar Bey. 5. Hasan Bey. 6. Ercan Bey. 8. 8. Evet. Atilla Bey. 3. Büşra Hanım. 4. Özlem Hanım. 7. Ali Bey. 8. Ahmet Bey. 3. Kader Hanım. 6 ile 5. Kaç? 6. Yusuf Bey. 5. Ömer Bey. 6. İşte Birer Bey. 5. Duyamıyorum biraz. 5. Murat Bey. 4. İsmail Bey. 4. Agah Bey. 6. Haydar Bey. 9. Selim Bey. 6. Harun Bey. 8. Recep Bey. 6. Mesut Bey. 7. Tamer Bey. 4. Kaan Bey. 2. Bilal Bey. 6. Yalçın Bey. 5. Mont değiştirmiyorum. Elif. 5. 5. Dilek Hanım. 3. 3. Tatlı seviyesi düşenler kimler? Tatlı seviyesi düşenler? Birkaç kişi var. Düşüyorlar. Hanıma düşmüş. Demek ki hanıma ticaret pek sevmiyorum. Ya yok hiç anlamıyormuşum ben. Normalde normal şartlar altında tatmin seviyeniz düşmez. En kötü ihtimalle sabit kalır. Düştü. Yani normal hayatında tatmin seviyeniz düşmez. Sabit kalır. İşlem yaptınız mı ticaret yaptınız? Az daha kaldım. O zaman ya ticaret partnerini sizi aldattı. Evet benim partnerim. Veya da ticaret partnerini mutlu etmek için siz bir şekilde fedakarlık yaptınız. Hocam bir de ikinci turda şeyler daha kızdı. Pazarlıklar daha fazla kızıştı. Daha çok ses çıktı. Biraz daha azaldı. Şimdi bu aşamada durum şu. Mal sayımızda değişiklik oldu. 5 malı hala muhafaza edenler kimler? Bizim kaç tane? Yes. Malı 5'in üstüne çıkanlar. Yeni çıktı 5. Altına inenler de bu kadar. Altına evet ben de aldım. Evet. Ticaretli çok canlı bir toplum değil. Fakat Büşra toplamıştır. 159. 159. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yine de. 106'dan 137'ye, 137'den 159'a çıktı. İyi gidiyor. Şimdi son aşamaya geliyoruz. Dananın kuyruğu burada kopuyor zaten. Ticaret serbest. İstediğiniz kişiyle ticaret yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani mal dengesi olması gerekmiyor. Bir mal ve beş sizde mal. Var. Sınıfta da kalkıp dolaşabilirsiniz. Bak öyle bir ürünüm var ki. Tekir, 3 parça. Yazın, demeyi
Arkadaşını verebilirim hocam, arkadaşını. Ben size
Yusuf Bey, Arkadaşlar, diş macunumda diş bileceğim var. Ha? Hafta olalım. Atkını değiştirebilirim. Atkını değiştirebilirim. Atkını değiştirebilirim. Hanımlar evinde son model gırgır var. Şimdi tekrar bireysel takdimleri ölçeceğiz. Aynı sayıda düşman kaydetsin. Tamam. Raşit Bey. Beş. Biraz çatal ol. Ali Bey. Abdülbaki Bey. Üç. Zirve yap. Serdar Bey. Altı. Hasan Bey. Dokuz. Ercan Bey. On. Atilla Bey. Üç. Büşra. Sekiz. Özlem Hanım. Sekiz. Ali Bey. Dokuz. Ahmet Bey. Altı. Kader Hanım. Altı. Yusuf Bey. On. Piyasayı kapattınız. Ömer Bey. Altı. Ne aldınız ki? Mücadele. Altı. Murat Bey. Duyuyoruz ama duymuyorum. Üç. İsmail Bey. Beş. Agah Bey. Altı. Haydar Bey. On. Mehmet Ali Bey. Yedi. Harun Bey. Bir puan atırdım. On. Recep Bey. Sekiz. Mesut Bey. Sekiz. Tamer Bey. Bir. Ami Bey. Ami iki. Bilal Bey. Altı bir yerde bir yerde. Yalçın Bey. On. Oyunda bile fakirsin. On. Bir tane kaldı abi. Elif Hanım. Altı. Dilek Hanım. Sekiz. Tamam. Evet. Bizim toplamamız. Tatmin seviyesi düşen kişiler görüyorum burada. Normal hayatta hemen hemen imkansız. Ahmet, sen ama çoğumuzun tatlı seviyesi yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor. 195 çıktı arkadaşlar. İyi, iyi, gayet. 100'e dayandık. Şimdi, birinci safhada 106 toplumun toplam tatmini. İkinci safhada 137, yani tek barlı, tek barlı ticaret hayatlarının olduğu toplumda. Tek farklılığında para birden çok mal takası yapılabildiği toplumda 159 ve sonuncu safhada 195, 106'dan 195'e çıkmış. Neredeyse %100 yükselmiş. Evet. Tamam. Şimdi bu, tabi burada gülüp oynuyoruz, eğleniyoruz ama
olağanüstü ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bunlar üzerinde konuşacağız. Bir defa mal sayısındaki eşitlik tamamen bozuldu. Kimlerin 3 malı var? 4 malı olan, 4 malı olan 5, 6, 7, 6 olanlar bir daha görüyoruz. Daha çok var hocam. Çok, tüm piyasayı topladık burada. İstanbul'da bu deneyi yaptık. Bir iş adamı arkadaş 8-9 mal topladı. İş adamı ama. Cenk Bey. Baktı o her tarafta. Yani öyle bir iki kişiyle konuşmadım. Rekor burada. 11 hocam, 11. 11. Rekor bende o zaman, ben 17. Oooo! Oh, senin tam şeyin 10'du değil mi? Evet, 10. Üstün de 10. Gördüğünüz gibi ticarette başarılı olanlar tam seviyesi daha yüksek. Yani 2 ile başladım hocam. 2 ile başladım, ona çıktım. Yusuf da 3 ile mi? 5 ile başladık, 2'ye kaldı. Hocam zamanımızda piyasa biraz daha oturdu. Şimdi ilginç bir durum söz konusu. Eşitlik bozuldu, mal eşitliği. Tamam mı? Eşit toplum olmaktan çıktık. Ticaret yapan bir toplum durumundayız. Fakat ilginç bir şeyle karşı karşıyayız. Toplumun toplam zenginliği değişmediği halde toplumun toplam tatmin seviyesi yükseldi. Evet. Hala 150 bin malımız var. Bu mallardan hiçbirisi eksilmedi. Yok olmadı, eksilmedi. Gerçek hayatta böyle değil tabii. Bu bize çok hikmet alınacak bir deney olarak ortada duruyor. Şimdi buradan çıkartılabilecek dersler üzerinde duralım. Mesela Ömer ne dersin? Bu bize ne gösteriyor? Bu hocam boşuna doktora yapmışız, boşuna memur olmuşuz. Ticaret. Doğru oldu ama geç anlattım. Evet. Bizim tüccar olmamamızdansa, ticaret yapmamamız şöyle, herkesin bizim gibi olmasındansa, bizim gibi bazen memur takımdan oldu ama bazen de memur takımdan olmadığı bir toplum daha iyi toplum. Daha iyi toplum. Sonra bana bilirsin. Buradan çıkartılacak ilk sonuç şudur. İnsan ticaret yapan bir varlıktır. Hatta şöyle de ifade edilebilir. İnsan için zoon politikon demiş ya, siyasi bir hayvandır. Bazen de insan için homo economicus denilir oluyor. Ona benzer bir şekilde insan ticaret yapan bir hayvan olduğu söylenebilir. Hayvanlar arasında başka ticaret yapan var mı? Geniş canlılar alemi düşünelim. Yok. Ticaret yapan başka hiçbir canlı türü yok. Biliyorsunuz hayvanlar bulduklarını tüketiyorlar ve işte birbirlerini parçalayarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu müthiş bir olay. İkinci ders şu. İnsan ticaret yapan bir varlıktır. İnsanın ticaret yapmasına önlemenin imkanı yoktur. Ne yaparsanız yapın, nasıl bir sistem yaratırsanız yaratın, insan ticaret yapar. Ticaret yapma yolları bulur. Mesela Naziler, Yahudileri toplum saraylarından söktüler. Yahudiler birlikte ticaret yapar, işte yuvarlaşan kimselerdi. Onları toplama kamplarında topladılar. Nasıl bu insanlar hayatta kalabildiler? Olduğu kadarıyla nasıl refah seviyeleri yükselttiler? Ticaret yaparak. Toplama kamplarındaki insanlar arasında bir ticaret hayatı gelişti. Hatta para bile gelişti. Hapishanelere attığınız insanları düşün, hapishanelerde de ticaret vardır. Ya takas usulüyle ticaret yapılır veya da mesela sigara üzerinden ticaret yapılır. Dolayısıyla insan ticaret yapan bir varlık değil, aynı zamanda ticaret yapmaya mahkum bir varlıktır. Bu da kötü bir şey değildir, iyi bir şeydir. Deneyin çok net bir şekilde gösterdiği bir gerçek var. Ticaret toplumların refah seviyesini yükseltir. Var mı bundan? Bunu şüphe edebilecek kişi bu deneyden sonra mümkün değil. Serbest ticaret toplumların refah seviyesini yükseltir. Peki zenginlik sabit kaldığı halde bu nasıl mümkün oluyor? Zenginlik sabit kalıyor ama malların toplum içerisindeki değişimi, hareketlenmesi insanların tatmin seviyesini yükseltiyor. Malların çok daha hızlı aktığı, çok daha hızlı el değiştirdiği bir toplumda muhtemelen tatmin seviyesi daha yukarıya doğru gidecekler. Ticaret yaparken bir başka önemli nokta, ticaret yaparken sizi neyin güdülediği. Şimdi piyasacı filozoflar diyorlar ki, piyasacı filozoflar, iktisatlar, insan kendi menfaatini peşinden koşar. İslamcılar, sosyalistler, azından bazı muhafazakarlar, bazı feministler falan şiddetle itiraz ediyorlar. Bunun hem doğru olmadığını, insan böyle bir varlık olmadığını, hem de insan kendi çıkarının peşinden koşsa bunun yanlış olduğunu,
Çünkü bunun topluma zarar vereceğini, bireysel menfaatlerin artmasının, insanların bireysel menfaatlerin peşine koşmasının topluma mutlaka zarar vereceğini iddia ediyorlar. Bu tamamen yanılıyor. Siz ticaret yaparken partnerinizle, tek partnerinizle ve bütün sınıfı partner olarak kabul ettiğiniz aşamada kendi menfaatinizi düşünerek bir ticaret yaptınız, yoksa ticari partnerinizin menfaatini mi düşündünüz? Kendi menfaatini düşündüm diyenler hepinizi bence sanmıyoruz. Partnerimin menfaatini düşündüm diyenler İlk partnerimde onun menfaatini düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlığım, evet. Dostluğum olduğu için düşündüm yani. Beşeri hayatta şüphesiz insanların kendi menfaatlerini geri plana attığı durumlar olabilir. Evet. Ama bu genel bir kural haline gelmez. Her zaman bir istisna olarak kalır. Şimdi bu sınıftan düşünelim. Hepimiz kendi menfaatimizi düşünerek hareket ediyoruz. Sınıfta kaç kişi var? 30 kişi var. Eğer başkanlar kendi menfaatinizi düşünerek hareket ediyorsanız 30 kişiyle de ticaret yapmaz mümkün mü? Peki, başkasının, yani partnerinizin menfaatini düşünerek ticaret yapsaydınız kaç kişiye ulaşabilirdiniz? Kaç kişiye ticaret yapabilirdiniz? Bir. Tanıyorum. Şuradan mesela numaralandırmaya başlayalım. Bir. Kaç tane arkadaştan numaralandıracağız? 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 29 tane arkadaşım var. Evet. Birinci, ikinci sıradaki arkadaşın, üçüncü sıradaki arkadaşın hakkında, onların ihtiyaçları hakkında bazı şeyleri bilebilirsin. Onlara belki sempatik anlayabilirsin. Dolayısıyla kendi varlığından fedakarlık yapıp ondan mutlu etmesini sağlamaya çalışabilirsin. Ama 10. kişi için aynı şeyi yapamazsın. 15. 25. kişi için aynı şeyi yapamazsın. İstesen bile onlarla ilgili tam bilgiye sahip olamazsın. Dolayısıyla ticari hayat bütün hayatı kuşatan bir şey değildir. Anne babaya çocuklar arasındaki ilişki, Büşra ile Ahmet arasındaki ilişki, ticari terimlerle ölçülebilecek ilişkiler değildir. Başka bir ilişki türüne girmektedir. Ama ticari hayat beşeri ilişkilerin en önemlilerinden biridir ve hepimizin ihtiyaç olduğu bir ilişki türüdür. Hepimizin ilişki içinde bulunduğu bir ilişki türüdür. Ve biz ticaret yaparken daima kendi menfaatimizi düşünüyoruz. Kendi menfaatimizi düşünüyoruz ama ilginç bir şekilde kendi menfaatimizi düşünmemiz partnerimizin menfaatinin yükselmesini de sağlayabilir. Tatmin seviyesinin yükselmesini de sağlayabilir. Bütün topluma da hizmet edebilir. İşte kolektivist kafalıların, piyasa ekonomisini reddedenlerin, ekonominin bir merkezi otorite tarafından planlanması ve yürütülmesi ve toplum çıkarına olacak şekilde idare edilmesi gerekir diyenlerin anlayamadıkları şey bu. Burada ben bir kolektivist ekonomi kursaydım, ben merkezi otorite olsaydım, malları tesadüfen dağıttık, kimin hangi mala sahip olacağını belirlemeye teşebbüs etseydim, nasıl davranırdım? Hepiniz eşit davranır mıydım? Hayır. Sevdiklerime daha iyi olduğunu düşündüğüm malları, şahsen tanıdığıma sevdiğim kimselere, tanımadıklarıma da geri kalan malları bir defa verirdim. Peki sizinle ilgili bütün bilgiye sahip olabilir miydim? Hayır. Yani diyelim ki her birimizin hakkında bilmesi gereken 100 kalem bilgi varsa, anlamak için söylüyorum tabii, bir şey yapamaz. Belki bir iki kalem bilgi bilgi sahip olabilirdim ama diğer bilgilere sahip olamazdım. Peki benim çekip çevirdiğim bir iktisadi hayat içerisinde tatmin seviyeniz bu şekilde yükselebilir miydi? Hayır. Büyük ihtimalle yükselmezdi. Çok küçük gruplarda belki bu mümkün olabilir ama grup büyüdükçe bu imkanlı olmaktan çıkar. Şimdi burada yaptığımız deneyi genişlettiğinizi düşünün. Bütün binada yaşayan insanlar arasında ticaret olduğunu düşünün. Bütün Maltepe semtinde, bütün Ankara'da, bütün Türkiye'de, bütün dünyada, o zaman şu sonuca varmak zor değil, ticaretin alanı, serbest ticaretin alanı ne kadar genişlerse insanların refah seviyesi de o kadar mutlaka yükselecektir. Bu muazzam bir olay. Bundan dolayı temel özgürlüklerden birisi ticaret özgürlüğüdür. Serbest ticaret bir temel haktır. Serbest ticaret genel değer olarak özgürlüğün iktisadi alandaki yansımalarından biridir ama bunun sonuçları sadece iktisadi değildir. Hayatın her alanına yayılır. Mesela serbest ticaret olmazsa gidip bir yerden Kur'an-ı Kerim de satın alamazsınız. Serbest ticaret olmazsa sevdiğiniz birisini mutlu etmek için iktisadi bir amaç gütmeden gidip bir hediye de alamazsınız. Dolayısıyla aslında iktisadi hayatı böyle birbirlerinden kesin olarak ayrı kompartmanlar ayrılmanın imkanı yok. Başka şeyler de var. Aslında buradan bir toplum yavaş yavaş çıkıyor. Bir toplum teorisi de belki geliştirilebilir. Ya da toplumu açıklamaya yönelik izahı da geliştirilebilir. Devamlı olarak ticaret yaptığınızı düşünün. Aklınızla ticaret yaparken neye dikkat edersiniz? Bir takım vasıflar ararsınız. Ayrıca aradığınız ilk vasıf, partnerinizde sizin aradığınız bir şeyin olmasıdır.
Bunun karşılıklı olması lazım. Onda sizler arada bir şey olması lazım. Bir ticaret yapabilirsiniz. Başka? Partnerinizin şikayetçi olmasını ister misiniz? Güven. Hilebaz olmasını ister misiniz? İstemezsiniz. Demek ki ticaret yapacağınız kişinin güvenilir olması şarttır. Peki güvenilir olmayan bir kişi, güvenilir bir kişiyi aldatırsa ne olur? Ticaret yaptırıp kazançlı çıkar. Aldatan kişi kazançlı çıkar. Bu sürdürülebilir bir durum mudur? Asla. Hayır, sürdürülemez bir durumdur. Eğer bu davranışı, yani bir kişiyi aldatarak kazan sağlama davranışını bir genel davranış kodu haline çevirirse kendisi için felakete sürüklenir. İflas eder. İflas eder. Nasıl iflas eder? Nasıl felakete sürüklenir? Ticaret yapacak partner bulamaz. Bulamaz yani. Partner bulamaz. Çünkü ticaret hayatında şöhret de bir sermayedir. Yani esnaflık yapanlar bunu bilir. Babam da benim esnaftı. Birbirlerine derler de işte 5 bin liraya ihtiyacım var. 5 bin lira verirsin, adam götürür 5 bin lira. Bir senet sefer bir şey yok. Beklemez. Sonra o 5 bin liranın geleceğinden emindir. Peki peder aldı 5 bin lirayı birinden, sonra vermedi. Ne olur? Birine söyleyecektir başına gelen. İkinci bir defa 5 bin lira. Beş bin lira, 10 bin lira gibi para bulma ihtiyacı ortaya çıkarsa hiç kimse de para bulamaz. Çünkü borcunu ödemeyen bir adam olarak şöhret, negatif şöhret sahibi olur, kötü şeyler şöhret sahibi olur. Bunun da o zaman ticaret ahlaksızlığı mı teşvik eder, ahlakı mı? Aslında ahlakı böyle bir şey. Ticaret ahlakı teşvik eder. Ticaret en harikada ahlakı, dürüstlüğü, sözüne sadakati. Ticaret müşteriyi aldatmayı mı teşvik eder, aldatmamayı mı? Aldatmamayı. Tabii ki aldatmamayı. Çünkü ticaret, hep şöyle bir fikir vardı, tüccarlarla ilgili bir kanaat vardı, tüccarlar üçkağıtçılığı bilmem ne diye. Karakter olarak üçkağıtçı tipler olabilirler ama ticaret faaliyetinin kendisi üçkağıtçılığa izin vermez. Niçin izin vermez? Çünkü bu bir ticaret cemiyetidir. Ticaret cemiyetinde insanların hayatta kalabilmesi, işini sürdürebilmesi, o cemiyetten kabul görmesine bağlıdır. O cemiyette eğer kötü şeylere sahibiyseniz, yalancı, hilebaz, sözünde durmayan, insanın arkasından laflar eden birisi olarak şöyle kazanırsanız sizi dışlarlar. Tabii ki gelişen toplumlarda hukukun ortaya çıkmasıyla ticari hayat kurallara da, yani yazılı kurallara da, kanun zor, hukuk, devlet zorunlu olduğuna ve kurallara da, hukuk kurallarına da bağlanır. Olağanüstü ilginç bir olay, görünmezler dediğimiz şey de bu. Size hiç kimse hangi sahipte ticaret yapmanız gerektiğini söylemedi. Size hiç kimse hangi mala karşı hangi malı değiştirmeniz gerektiğini de söylemedi. Size malların değeri konusunda da herhangi bir kişi bir fikir vermedi. Yani malların değeri yanında yazıyor değil. Siz bu mallara kendi kafanızdan bir değer biçtiniz. Bu da başka şeylere götürür bizi. Daha ayrı konular. Mesela değer objektif midir, subjektif midir? İşte Marksistler değerin kaynağının emek olduğunu iddia ediyorsunuz. Objektivist değer teorilerinin en geçmişlerinden birisi. Halbuki siz bunu düşünmediniz. Sadece o malın sizin hayatınızdaki bir yeri olup olamayacağını, sizin için bir anlamı olup olamayacağını gözettiniz. Bütün bunlar gösteriyor ki insan toplumları ticaretle zenginleşmektedir. Ticaret sayesinde refah seviyesi yükselmektedir. Ticaret sayesinde insanlar kendi yapamadıkları, imal edemedikleri malları başka insanlardan elde etmekte, böylece hayatta kalmakta, hayattan aldıkları tadı, zevki, tatmini artırmaktadır. Bundan dolayı ticaret özgürlüğü temel özgürlüklerden birisidir. Her toplumda hassasiyetle korunmalıdır. Peki ticaret fakirlerin aleyhine midir? Zengin daha zengin, fakir daha fakir mi olmaktadır? Hayır, böyle bir kural yoktur. İnsanlar zenginleşebilir de, fakirleşebilir de. Ama bazıları devamlı zengin kalacak, bazıları devamlı fakir kalacak diye bir kural yoktur. Ticaret hayatının nispeten serbest olduğu ülkelerde, her yerde kısıtlarla çeşitli miktarlarda, toplumlarda, fakirlerde de, zenginlerde de büyük bir hareketliliğin olduğu görülmüştür. Fakirlerin fakir kalması bir kader değildir. Fakir olmayan mahkum değildir fakirler. Yukarıya tırmanmaları mümkündür. Zenginliklerin de akışkan toplum içerisinde zenginliği garanti değildir. Tepe taklak gidebilirler ve daha alt gelir gruplarına düşebilirler. Bence basit bir deney bu ama mucizevi bir deney. Siz tabii daha reşit insanlarsınız aramızda, lisans öğrencileri olmakla beraber. Lisans öğrencileri bu şey işte şaka, gırgır, eğlence, ders kaynatma gibi şeyler olarak görüyorlar. Fakat sonralar konuşulduğunda onlar da idrak ediyorlar. Toparlayacak olursak bu deneyden çıkartacağımız dersler şunlardır. Bir, insanlar ticaret yapamadıklardır. İki, ticaret tüm bireylere ve tüm topluma yararlıdır. Toplumun refah seviyesini mutlaka yükseltir. Üç, ticaret kuralları geliştirir. Ahlak kurallarının ve bu kurallarının bir kısmının
altında ticaret yapmaktadır. O yüzden ticaretin geliştiği toplumlar büyük ihtimalle daha ahlaklı toplumlardır. 4. Ticaret özgürlüğü genel özgürlükten ayrılamaz. Bir yerde ticaret özgürlüğünü kısıtlamak demek, genel özgürlüğü kısıtlama doğrultusunda adım atmak demektir. Ticaret özgürlüğünün kısıtlandığı bir yerde ifade özgürlüğü de daha kolay kısıtlanabilir, ortadan kaldırılabilir, din özgürlüğü de daha kolay kısıtlanabilir ve ortadan kaldırılabilir. O yüzden hadi şöyle bitirelim, sorularımızı bir şey sonra tartışalım, soru cevap kısmına geçelim. Yaşasın ticaret. Evet Özlem. Atilla Hoca'nın üniversitede öğrencisi olduğum için hem oradan başka hocalarda kıyaslayarak tecrübe ederek söyleyebilirim. Diğer konulardaki okuduğum şeylerde de bu deneyimde gördüğümüz gibi bence bazen hayatı anlamak için çok karmaşık ve böyle uydurulmuş yeni kavramlarla anlatmak yerine aslında hayatı böyle çok daha sadeleştirerek anlamak belki çok kompleks büyük teorilerle böyle çok cazip gelen kolektif fikirlere karşı hayatın o sadeliğini böyle çok kolaylaştırarak anlattığınız zaman her şey çok daha gerçekçi, daha rasyonel, akılcı bir şekilde ve hayatımızı, nasıl yaşadığımızı tekrar kendimize dönüp bakmamızı sağlayabiliyor. Bence bu deney de bunu gösteriyor. Onun için eğlenceli oldu herhalde. Şimdi sorular ve katkılarınızı alabiliriz. Buyurun. Hocam ben buradan yola çıkarak toplumların ticaret kültürüyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Mesela baktığımızda Yahudilerin çok fazla bir ticaret olayına girdiklerini ve bu sayede hem dünyada çok iyi ilişkiler kurduklarını hem de çok kazandıklarını duyuyoruz. Veya yani böyle bir algımız var bizim. Bu ticaretin toplumları geliştirdiği 1700-1800 yıllardan itibaren ortaya çıktıysa, bu defakto olarak kabul ediliyorsa şayet çoğunlukla diyelim. Neden ticaret yapın arkadaşlar şeklinde bir öğreti yok bizde, bizim toplum için söylüyorum. Yani ticaret, hala ticarete, yani benim zamanımdan bilmiyorum şu anlar ama benim zamanımdan itibaren, yani ticarete yeni yetişen nesli ticarete yönelik bir şey yetiştirmiyoruz. İşte üniversitelerde falan da yok bu şekilde. Kişilerin kendilerinin de iş kurabilecekleri anlamında bir şey yapmıyoruz. Ben yüksek lisans yaparken, işletme yüksek lisansı yaptım. Hocamın birisi, siz bu üniversiteye niye geldiniz diye lisans öğrencilerine sormuş. Tek bir öğrenci sadece kendi işimi kurmak için geldim. İşletme okumaya geliyor. Diğerlerin hepsi işte bankacı olacağım, başka şey olacağım. Bu yani belki 20 yıl önceki bir şeyin sonucu. Bu konuda Bu çok zengin bir konu. Bir taraftan antropoloji çalışmalarına bakmak lazım. Bir taraftan tabii günümüz toplumlarıyla ilgili sosyolojik çalışmalara bakmak lazım. Ticaret yapmayan bir toplum olması mümkün değil. Yani her topluma kaçınılmaz olarak ticaret var. Ama bir şekilde toplumların coğrafyası geniş toplumlar içerisinde belli grupların statüsü ve büyük gruptan gördükleri muameleler Yahudilerin durumunda olduğu gibi kendi kendilerini ayakta tutmak, kendi kendilerinin bekasını asgari seviyede de olsa temin edebilmedeki yeterlilikleri ve yetersizlikleri gibi faktörler çok önemli rol oynadığını düşünebiliriz. Mesela Yahudilerin durumuna baktığımızda gördüğümüz açık bir gerçek var. Yahudiler bir çeşit lanetli bir toplum gibi dünyanın her tarafında Müslümanlar tarafından olsun, Hristiyanlar tarafından olsun bu topluma da dışlanmışlar. Ve hiçbir zaman kendilerini güven içerisinde hissetmemişler. Güven içerisinde hissetmedikleri için de akışkan, erkek kabiliyetinin çok fazla olduğu iktisadi dallara yönelmişler. Mesela gayrimenkullerle ilgilenmemişler. Çünkü sık sürülüyorlar. Sürdüğünüz takdirde evinizin sırtınızı alıp gitme imkanınız yok. Ama bir gayrimenkul değeriniz varsa onu alıp kendiniz gidebiliyorsunuz. Yahudiler için başlangıçta dezavantaj olan bu durum
kötü bir şey düşünseniz ev edinemiyorsunuz bir yere. Yani bir yere kökleşemiyorsunuz. Kaplumbağa gibi evinizin sırtında olduğu duygusunu devamlı yaşamanız lazım. Her an hadi git kardeşim güle güle denmesi ihtimali var. Ama bir şekilde piyasa ekonomisi daha en geç hale geldikçe ve piyasalar, dünya piyasalar bütünleştikçe ve finans sektörü gelişip çeşitlendikçe bu yaklaşık avantaja dönüşmüş. Bundan dolayı Yahudiler işte finans işine girmişler ciddi bir şekilde. Buna karşı bir toplum düşünelim. İzole bir yerde yaşıyor, diğer toplumlarla ulaşım iletişim imkanları çok sınırlı. Toplum refah seviyesini yükseltemiyor ama refah seviyesi varlığını muhafaza edebiliyor. Yani düşük bir refah seviyesinde de olsa varlığını muhafaza edebiliyor. Böyle bir toplumda büyük bir ihtimalle ticaret daha yavaş gelişecektir. Bizim ülkemize baktığımızda Osmanlı Devleti'nde ticaretin daha çok gayrimüslimlere verilen bir şey olduğunu görüyoruz. Onu da sosyal ve siyasal kültürle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Merkezi otoritenin yüceltildiği, askeri sanatının yüceltildiği, işgal ve yağmalamanın itibar gördüğü bir toplumda tabi bu meslekler daha itibarlı olacaktır. Ticaret yapmak gibi şeyler geri planda kalacaktır. Fakat her toplumda ilgili bir hüküm verebilmek için zannediyorum her toplumu incelememiz lazım. İslam kültüründen gelince, şimdi İslamcı arkadaşlarla anlaşamadığımız şeyler var. Mesela Mekke ile ilgili anlatımları hiç gerçekçi değil. Cahiliye toplumu dedikleri zaman Mekke'de kastettikleri şey, toplumsal hayatın her bakımdan yanlış ve geri olduğu. Halbuki Mekke böyle bir yer değil. Çünkü Hazreti Muhammed ile Ebu Süfyan gibi tipler arasındaki ana ihtilaf, Ebu Cehil gibi tipler arasındaki ana ihtilaf, Tanrı'ya nasıl bakılacağı konusundaki ihtilaftır. Çok tanrılı ve bir çeşit maddeleştirilmiş Tanrı'dan daha aşkın bir varlık olarak ve tek Tanrı fikrine geçişi talep ediyor Hazreti Muhammed. Evet. Hasan Yücel aramızda da benden düşmesi daha iyi bilen bu şeyleri. Fakat aynen şeye benziyor. Bunun daha çağdaş olanı Türkiye Cumhuriyeti yaptı ya, Osmanlı'da her şey kötüydü. Her şey berbattı. Bu dönem böylece yüceltiyor. İslamcı literatürde öyle bir şey gelişti. Halbuki Mekke bir ticaret toplumu. Ticaret olması, yaşaması imkansız. Ticaret toplumu olmak demek çok kültürlü olmak demek. Parlamenter bir çok dilli olmak demektir. Ticaret aynı zamanda insanların dilini yumuşatır. Ticaret, şimdi siz mesela evlilik ilişkisinde Alevi Sünni ayrım yapıp Alevi ile Sünni ile evlenmem diyebilirsiniz. Ama ticaret yaparken Alevi Sünni arasında bir şey olamaz. Alevi Sünni ticaret yapmaz, Sünni Alevi ticaret yapmaz diye bir şey olamaz. Ve ticaret bu bakımdan ayrımcılığı falan da kaldırır. Mekke toplumu müthiş bir toplumdu. Etrafındaki bütün coğrafyayla ticaret yapmaktaydı. Ve dini ritüel olarak bildiğimiz şeylerin birçoğu, mesela işte haram aylar, değil mi? Savaşmanın yasak olduğu aylar, Kabe ziyaretleri gibi şeyler aslında aynı zamanda en azından ticaret boyutu olan şeyler. Hazreti Muhammed işte bu ortamda yetişti ve Hazreti Muhammed ticaret kültürü ve ahlakı nedeniyle aynı zamanda. Yani işte sıfatlarından birisi emin, değil mi? El emin. Yani aralarında ihtilaf olan kabileler bile şey yapıyorlar. Ona güveniyorlar, ona emanet verebiliyorlar. Ya şimdi bir şey olduğunda hakem olarak onu düşünebiliyorlar. Hazreti Muhammed'in kendisinin sözleri de var işte ticaretin ticaretli olduğu. Ondan bugün için sanayi de bunun içerisine belki katmak mümkün. O gün dünyasında üretim daha zayıf. Ama bugün ticaret ve sanayi birbirinden ayrılamayacak durumdan neredeyse. Yani böyle bir toplumdan çıkıp sonra özel bir şeyi tanıması, miras hakkını tanıması bunlar çok önemli. Şimdi burada deney üzerine de girebilirim. Her biriniz kendi malınızın sahibisiniz. Aranızda ticaretin olması sırtan hangi birisinin gelip malınıza tecavüz etmemesine, o malı zorla elinizden almamasına falan bağlı. Yani mal güveninizin olması lazım. Mal güveni olmazsa zaten ticaret olmaz. Mal güveni yoksa insanlar mal da edinmezler. O küfete de katlanmaz. Aslında Mekke'de bütün bunlar var. Fakat Hazreti Muhammed sizin tanrı anlayışınız sakat diyor. Yani benim dediğim doğru, buna inanın dediği için bir itilaf çıkıyor. Bugünkü İslamcı kültür ise cahiliye devri, her şey rezalet. Öyle değil. Ticaret aslına baktığında büyük bir kültür var. Sanatta da öyle, edebiyatta da öyle. Arapça müthiş bir dil. Yani o panayırlarda işte şairin karşılığı şeyleri filan. Demek ki bu ticaretin şeyleri bir bağlantısı var kültürlere. Ama su kabına sığmıyor. Bir örnek vereyim.
İstanbul'da çok güzel bir seminer yaptık. Almanya Türk'ün genel müdür muavinlerinden birisi geldi. Bu faizsiz bankacılık üzerine konuştum. Çok güzel anlattı. Kafamızın bazı sorular da kalktı. Ama benim aklım konu şu. Finans da bir hayatın gerçeği. Yani Müslüman toplumda da, Hristiyan toplumda da finans olmak mecburiyetinde. İnsanlar kendi araçlarından finans araçlarını geliştiriyorlar. Eğer sizin inancınızdan kaynaklanan bir takım endişeleriniz varsa bu finansın biteceği anlamına gelmiyor. Yeni yollar bulmanız gerekir anlamına geliyor. Bunu da kısmen yapıyorlar. En azından zaten var olan müesseselere yeni bir izah getiriyorlar veya yeni bir isim veriyorlar. Kadın bankacılığı de şey bir anlamda yok. Dolayısıyla ticaretin gelişmesi pek hala mümkün. Peki ticareti ne engelliyor? Bugün ticareti çok kötü diyen bir kültür yok. Tüccarlarla ilgili olumsuz bir şey olsa bile ticaretin ne kadar önemli olduğunu herkes farkında, herkes çılgın gibi dünyada ticaret yapmaya çalışıyor. Galiba ticaretin şu anda en büyük devletler, yani gümrükler, sınırlar vesaire gibi şeyler. Türkiye'den tüccar yetişmez mi? Yok, yetişir. Mesela İslam toplumlarında Hz. Muhammed tüccardı. Müthiş bir ticaret geleneği vardı. 11. yüzyıla kadar Fars'tan Çin'e kadar olan ticaret İslam kültürü içerisinde gelişmiş kurallarla yürütüyordu. Avrupalı tüccarlar bile yeni yeni ticaret yapmaya başlayan tüccarlar bile aynı kurallara uyuyorlardı. Çünkü kendilerinin sahip olduğu kurallar ya yoktu veya güneyde uygulanan kurallar daha iyiydi filan. Fakat ondan sonra işte işler değişmeye başladı. Dolayısıyla ticaretin belli bir millete mahsus olduğunu söylemek pek mümkün değil. Fakat hayatın akışı, bahsettiğimiz şartlar belli toplumları, belki de belli alanlarda öne çıkartıyor. Tamam. Belki küçük bir hatırlayacağım da şey, bir hadis söylenir, fiyatları belirleyen Allah'tır. Onu söyleyecek. Onu da ben böyle görmezlere benzetirim bazen. Fiyatları evet. Adil fiyatla ilgili tartışmalar da var. Belirli fiyatların bir saniyeye dair şikayetler ortaya çıkıyor. Mekke'de bunun için Hazreti Muhammed'e gidiyorlar. O da fiyatları ben belirlemem, fiyatları Allah belirler diyor. Bunun da görünmez ele işaret ediyor. Maradona'nın tanrı da güzel. Şimdi demin ki arkadaşımın sorduğu bir soru vardı. Eğer müsaade ederseniz daha bir açıklamada bulmak istiyorum. Şimdi bütün dünyada Yahudilerin ticaretinden bahsettim ve her millet Yahudinin tüccarlığıyla ilgili konuş. Halbuki Yahudiler ticarette o kadar mükemmel değiller. Onu bir kere bilmek lazım. Yahudilerin tek farklı yanı var. Bütün dünya milletlerinde farklı olay. Onların devletleri ve onların vatanları yok. Vatanı olmayan bir milletin her dünyanın her yerinde vatanı var. Dolayısıyla nereye gidersiniz dedi. Dünyanın her yerinde bir Yahudi mutlaka vardır. Bir malzeme alacaksınız. İstanbul'daki bir Yahudi bulduğunuzda o telefonu açıp dünyanın her yerinde işte arar Singapur, düşün bana şu lazım. Arar Avustralya'yı, salamın bana şu lazım. Direkt konuşabiliyorlar. Ve bunlar istisnasız birbirleriyle mal alışverişi yaparlar. Ama bir tür dünyanın hiçbir yerinde bir başkasıyla ticaret yaparken aynı dili konuşmakta zorlanabiliyor. Ya bilmiyor. Şimdi toplumlar arasındaki ticarete baktığımızda dünyadaki en büyük tüccarlar Çinliler. Yani ticari olarak baktığımızda dünyada bir numara sayılabilecek Çinliler. İkincisi İranlılar, üçüncüsü de Yahudiler. Yani Yahudilere sıra gelinceye kadar İpek yolunun üzerinde dünyanın bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük tüccarları İpek yolu üzerindeymişti. Bunlardan birincisi ticaretin söz sahibi ve dünyada ticaretin kurucuları var. Çinliler var. Onlardan sonra İranlılar var. Dünya toplumları nedense bu ticari olarak bazı toplumlar üstünlüğünü kabul etmez. Türkiye'de de mesela öyle yerler var ki işte bir aksekiliyle ticaret yaparken bir insan biraz temkinli davranır veya aksekiliyle gücü yetmeyeceğini düşünür. Veya Çorum'un İskiliplisine veya efendim Şarkı Karaaşlısı veya Kayseri'ye hacılarlı bir adamla konuşurken dikkatli olur. Türkiye'nin de değişik bölgelerinde değişik kişiler var, değişik şeyler var, kasabalar veya yöreler, oradan yetişen insan tüccar. Çünkü bunların hepsinin vatanı var. Dolayısıyla vatanı olan insanların ticareti dünyanın her yerinde duyulmaz. Ama vatanı olmayanın bütün her yer vatanı olduğu için, demin dediğiniz söz çok önemli,
kimse gayrimenkulü sırtına alıp götüremiyor. Ama menkul değerler devamlı taşlanıyor. Onun için Yahudilerin adı daha büyük. Burada dikkat etmemiz gereken tek konu budur. Bence vatanlı milletlerle vatanı olmayan milletler arasında çok büyük bir fark var. Bu da ilginç bir durum. İnsanın vatanlı olmaması gibi bir düşünüyoruz. Ama Yahudiler için avantajlı bir şey. Hadi özür dilerim. Bir konuya daha değineyim. Şimdi bunların hepsinin içinde maddiyat birinci konu. Yahudiler daha çok maddeye önem verdikleri için buradan da o çıkıyor. Onlar maddeye, paraya veya para gibi değerli olan malzemelere daha çok önem verdikleri için onlara daha çok sahip oluyor. Onlarında bu nedense hep arka planda kalmış ya da ticaret yapmak maddiyatçılık gibi görülmüş. İlk yıllarında dahi ders kitaplarında hala onu bırakın. Bizim talebeliğimiz döneminde daha sonra 80 sonrası tüm kitaplarda değişti bu sistem. Ticaret yapanlar hırsızdır, bunu açıkça yazıyorlardı. Biz okurken utanıyorduk çünkü babamız ticaret yapıyordu. Babamız birçok konunun önderi olmuş insanlar, hepimizin babaları bulundukları yerde güzel ticaret yapıyorlardı, esnaflık yapıyorlardı. Esnaf, tüccar, sanayici pek yoktu sanayici ama bunlar hırsızdır, güvenilmez insanlardır. Genellikle işte allem gallem iş yapan insanlar bunlardır, bunlara güvenilmez, bunlarla konuşulmaz. Bunlar ikinci sınıf vatandaş seviyesindeydi Türkiye'de. Hala bugüne kadar da bazı kitaplarda hala öyle geçiriliyor. Maalesef. Türk yasalarla ilgili böyle bir eşitlikim var. Hocam bu Yahudilerle ilgili teze aslında bir şey düşünüyorum ama diğer dünya milletleri aslında Yahudileri ticarete yönlendirilmiştir diyebiliriz. Yani Yahudilerin maddeyi sevmesinden ziyade adamların yakın tarihe kadar mülk edinmeleri yasak bulundukları coğrafyalarda. Yani sahip olabildikleri şey para. Yani toprak alamıyorlar. Bulundukları, yaşadıkları ülke ona izin vermiyor. Shakespeare'in Venedik tacirinde bir Yahudi kitlemesi vardır. Tefecilik bir anda mesela Yahudiler yaygın olmasının sebebi odur yani. Bu biraz onların maruz kaldığı ayrımcılıkla da alakalı. Yani zorunlu bir tercih de var yani. Dışlandıkları için güven içerisinde olmadıkları için bir şey yapması lazım. Yani varlığını kısa sürede bir yerden gelen naklede girmesi lazım. Evet, edilmesi yasak. Bu sektörlere girmesi lazım. Evet, başka sorusu yorum olabilecek. Soru değil hocam, yorum da bulmak istiyorum. Şimdi bu serbest ticaret aslında dünya medeniyetinin de gelişmesini sağlıyor. Mesela işte İpek yolu, baharat yolu gibi böyle ticaret, kıtalar arası ticaret yolunda baktığımızda işte hedef noktadan kalkan bir tüccar yanındaki malı götürebilecek, bir günde götürebileceği mesafe kısıtlı. İşte binek hayvanı mesela gidebileceği mesafe kısıtlı. Veya güvenlik sorunu oluyor. Kervanların sorunu, haydutlar oluyor. Hal böyle olunca o adamın gece bir yerde konaklaması gerekiyor. Oraya bir serbest girişimci bir kervansaraya gidiyor. Tüccarlar orada bir hub gibi buluşma noktası oluşturuyor. Ve bu yan sektörler oluşmasını sağlıyor. Mesela atlara bakan, işte atlardan anlayan birisi orada istihdam ediliyor. İşte yemek yapan birileri istihdam ediliyor. Otel işte ancak bu da hizmetleri veren kişiler istihdam ediliyor. Orada buluşan tüccarlar ya o anda ya da ileriye dönük ticaret anlaşmaları yapıyor. Bununla da kalmıyor, kültür alışverişinde bulunuyorlar. Hatta belki kızlarıyla, oğlanı evlendiriyor bile, onlarıyla yani bu tip etkileşimlerde bulunuyorlar. Tabii bunun için yol da yapmak gerekiyor. Yolu yapacak insanların da olması gerekiyor. Bu da bir yan sektör oluşturuyor. Yani buna uca koyduğunuz zaman aslında serbest ticaretin dünya medeniyetini geliştirdiğini çok rahatla söyleyemeyiz ama benim ek olarak yapmak istediğim bir yorum daha var. Bunların hepsinin ana etkeni yol. Yani yol eşittir medeniyette diyebiliriz. Ya ben bu yüzden bu hani işte köprülere, alt geçitlere, ot yoluna falan karşı çıkanlara gerici diyorum. Çünkü yola karşı çıkmak medeniyete karşı çıkmaktır. Şimdi bu soy kütükleri, alt üst soy uygulaması var ya geçen hafta. Ben 42 yaşındayım. Benim yaşlarımdaki insanların anneleri babalarında hep şunu görüyorum arkadaşlarda. Hocam hep aynı ilçeden evlenmişler. Yol yok. Yol mu? Hocam kesinlikle öyle. Bunu da ispatlayacağım. Yani yan içi ben mesela bu olmayan bir bizimkiler 4 tane köy. Yani ya atla ya da yürüme mesafesine gidebilecek köylerde evlenmişler. Mekke'nin dışında mesela Devrek'ten, işte Devrek, Mudumlu'dan evlenmemiş. Kıbrıs'tan Sebel'den evlenmemiş. Çünkü onlar batıda çok uzak. 47 kilometre uzakta yerler. Yol olmadığı için gidememiş ya da binek olmadığı için gidememiş. Yavaş imkanı aksın. Ama hani bu 1800'lü yıllar. Onu geçin. 1960'lı yıllarda dedem anlatıyor.
annenin babası. Köyden İstanbul'a 3 günde gidiyorlar hocam. Yani Bolu Meygen yolundan yolda denilebilecekse işte böyle bozuk bir toprak yol. İşte at sırtında gece oraya iniyorlarmış. İşte tabii kaç saat sürüyorsa. Gün ışımaya başladığında bir araba geçerse kamyon. İşte şansına onun arkasına atlıyorlarmış. Öyle tıngır mıngır 5-6 saattir, 50 km bu arada Bolu şey köy arası. Tıngır mıngır 5-6 saattir Bolu'ya. Oradan 2-3 günde bir İstanbul'a otobüs kalkarsa ona binmiş, o şekilde gitmiş. Özellikle yol eşittir medeniyet. Yani ticaretin yanına yolu da koymazsak eksik oluyor. Şüphesiz yani yollar işte demir yolu daha sonra, deniz yolu, şimdi hava yolu, ticaret için çok önemli, doğru. Ama her taraf yol dolu hala edemeyenler var. Hocam, Ben ben doğru bir müşküle İstanbul'da, ben benim bir yanına geldim. Hanım buradaydı. Yani uzun yoldan gelip önerdim. Evet. Sorusu, yorumu, katkısı. Son cümleniz çok güzel. popüler kültür örnekleri veririz belki hiç farkında olmadan. Yani söylediğiniz gibi belki böyle genel yerleşik karakter yani gördüğünüz zaman ticaret kötüdür, tamamen toplumdan silinmedir diye sorusunuz olmaz ama popüler kültürden çok örnek verebiliriz. Belki en son geçenlerde şu şey Arif değil de Arif ve Cem Yılmaz'ın filminde. Cem Yılmaz'ın Joker şeyi kullanmış. Evet. Ondan sonra ben de onun yazılanları okudum. Ondan sonra aklıma hastane dizisi vardı. Orada işte Emin Çalışan kullanırdı o zamanlar. İlk bir boş. Sosyal demokrat doktor ve üçkağıtçı hademe. Liberal hademe. Liboş hademe. Liboş hademe. Mesnaf böyle çok kullanılan popülerleşmiş imgeler var. Bunlar da etkiliyor tabii. Belki sorsan böyle Edir'e sen işte çok dindar olduğunu söyleyen birisi belki işte böyle anlatsak Hazreti Muhammed'in tüccar döven sözlerini falan ne kadar gayet İslami olduğunu ama popüler şey o kadar söylemini etkiliyor ki kullandığı şeyleri. Sürekli söylediği şeyler ticarete küfreden, işte tüccarları aşağılayan söylemler olabilir. Şöyle bir şansımız var ama. Liberalcilikle ilgili olarak da söylüyorum. Liberallerin sayısı da az, sayısı az. Zaten bir siyasi güç değil. Ancak bir entelektüel güç olarak potansiyelleri var. Fakat hayatın kendisi liberal. Evet. Bu çok ilginç. En büyük şansımız bu. Ticarette de öyle. İstediğim kadar ticaretin aleyhine koymuş. Hayat ticari. İstesem, istemezsem de ticaret yapmak zorundasın. Yani alışveriş yapmak zorundasın. Alışveriş merkezlerinde hiç mutsuz insan görmüyorum ben mesela. Bazen AVM düşmanlığı var ya, niye tabi AVM'de olur? Sana ne gitmez? Yani piyasa doyarsa zaten o ne de başarılı. Nasıl gitmeyeceğim hocam, hatun sıkıştırıyor çocuk. Ne diyorsun ben? Hatun senden akıllı ondan. Yaşlar artar. Öyle yerlerde vakit arıyorsun. Orada aydınlatılmış bütün ihtiyaçlar aynı yerde karşılıyor, kullanıyor, ısıtılıyor, evet. Serinletiliyor. Sinema. Yani AVM'lere gidene salatma. Ama ortamda da acayip insan derisi varmış teneffüs edilen, onu da söyleyin. Ne varmış? AVM'lerde insan derisi, insan derisi partikülleri havada uçuşan. Onlar da teneffüs ediyoruz. Sağlık problemi var AVM'lerde. Onu da içerisinde vururlar. Şimdi Amerika'da mesela AVM'lerin tarzı değişmeye başladı. Kapalı AVM'lerden sokak AVM'lerden geçiyor. Kazani onlar falan diyor. Burada da oluyor. Demek istediğim şu, ticaret iyi bir şey arkadaşlar. Küçük şurada bile bakkala gittiği zaman şey yapıyor, ne olduğunu bilmiyor, şeker alacak, onu alacak ama mutlu oluyor. Alışverişe giden insanlar, evin önüne gidiyorum, öğrenciler gönderiyorum ben bazen bak. Herkes mutlu ya. Ve piyasa öyle mucizevi bir şey ki, evin önünden aldığın şeyin aynısını Nişantaşı'ndan da alabiliyorsun. O da mutlu, o da mutlu. 100 kat fazla para veriyor. Belki de 100 kat fazla para veriyor, 2 kat kalite bir şey alıyor sadece. Evin önündeki de geliyor, alışverişini yapıyor, gidiyor. Bir de tabii ticaret, piyasa şey, müthiş bir şey. Müthiş çeşitliliği barındıran bir şey. O bakımdan da harika bir şey. İnsanlar, o yüzden ben diyorum ticareti kötü yerlere. Bir şey söyleyeyim mi? Acıyarak bakıyorum daha doğrusu. Yaklaşık bir yıldır bir ev yapıyorum, için yapıyorum. Dolayısıyla her hafta yaptığımız mimarla, ustayla bir işte parkedir, kapıdır, lavabodur, işte bir işte lavabo çanaktır mesela. Bir çanak için
Ankara'da gezmedim, yer bırakmadım, beğenemedim, onu beğenmedim. Muslu beğeniyorsun, oya beğeniyorsun. İşte bu yüzden evlenemiyorsun. bu hafta o süreç usta ve mimar şey oldu. Usta işte memleketine gitti, mimar başka işlere ara verdi bir şey beklemek için. Ben bu hafta çok mutsuz oldum. Bu hafta boşuna değil. Bu hafta, para harcamadım. Bu hafta hiçbir şeye bakmadım. Bir de şöyle, internetten tablet alacaktım. O tableti çok zararlı bir şey değildi. Zaten evde bilgisayar var, orada bilgisayar var. Yani seyahatlerde kullanayım diye. Üç defa adam bilgisayara gittim, nerede bastı inmesini bekledim. Ne zamanki indi demek ki çok temel bir ihtiyaç olmadığı için benim için. İyice de inmesini bekledim, sonra aldım. Ama mermer ustası bana diyor ki, abi diyor şöyle bir şey almamız lazım, hemen ona 5 bin veriyorum, 10 bin veriyorum. Ama mesela demek ki yani o insanın temel bir ihtiyacı olduğunca ben zevkine daha güzel var. Alışveriş yapmak antidepresan gibidir. Evet. Aynen öyle. Yani sadece rasyonel kararlar vermiyor. Özellikle kadınlar için antidepresan olmaz. Gerçekten değil. Bunalıma giren kadınlar bunun yanlış şeylerden bir sağlığa niye gitmek? Değil mi Yusuf? Tabii tabii, alışveriş ciddi bir şeydi. Siz de bunalıma olduğu anlamda sormuyorum. Müthiş bir şey bu ya. Şimdi ben eskiden anlayamadım. Son zamanlarda daha çok arama takılmaya başladım mağazalara. Gözlüyorum şeyleri. Ya müthiş bir şey kadınların yapmadığı. Bir kazak alacak, 50 tane mağaza dolaşıyor. Bu sana dışarıdan aptallık gibi görünüyor. Ama sonra alışınca anlıyorsun ki burada bir mantık var. Çok haklı. Yani siz ele geçirilmişsiniz. Her şey. Deli fiyata en iyi malı almaya çalışıyor ve müthiş bir piyasa regülatörü gibi planla çalışıyor. Orada zaten zaman içerisinde şey de oluyor, gazeteyi öğreniyorsun. Mesela nerede ya ne? Şey var, mesela parke olabilir mi ya? Bir yerde 240 euro metrekaresi, bir yerde 25 euro, bir yerde 40 euro. Yani bu kadar olağan dışı kalite elbette önemli ama bu kadar olağan dışı farklılığı bilemezsin. Ama şunu bak öğreniyorsun. İçine girmeyeceği bilemiyorsun. Şunu öğreniyorsun mesela, kadın istediği kadar bak aynı ürün. Sitelerde 50 euro, Turan Güneş Bulvarı'nda 250 euro. Farkı şu, aslında ürün aynı ürün. Fakat Turan Güneş'teki onu 250 euroya gelip verecek kadına satıyor, adama satıyor. Belli zaten, o peşine o 250 euro verecek. O ürünü satan kişi de bunun alıcısını biliyor zaten. Ona sadece ilave parayı alacak basit bir şey katıyor ve 250 euroya satıyor. Yurtta 5. caddede ucuz satıyorlar. Mağazanın birinde 5 yıl olmuş. Aynı ucuz başka bir mağazada 250 olmuş. Kadın aslında tabii parası olan bir şey. O statüsüne uygun bir şey yapmış. Şey değil. Evet. Mesela sadece aldığı mal değil. Yani malın satıldığı yer. Ambalaj falan. Evdeyince yalnız ben bir şey yaşadım. O çok doğrudan alakalı değil de komik bir şey anlatayım. İstanbul'da bir ev almıştım 2010 bir sonunda badana ettirip taşınacağız. Okul aracıyla okulun işlerini yapan birisini bulduk. Bir türlü bitmiyor badana. Çok zor bunlarla ulaşmak, bu işleri yapanlara diyorsunuz. Bir gün gittim, astım anahtarı. Adamı çalışırken görünce adam yok. Baktım odalara, yok Allah Allah. Telefon açtım, usta neredesin filan dedim. Evdeyim abi, çalışıyorum dedi. Öyle mi dedim, ben arka odadayım, sen neredesin? Müthiş bir şey. Mesela badanacının yaptığını büyük ihtimalle tüccar yapmaz. Badanacın da yapmaz, akıllıca değil bunu ama tüccarın yapmasına nispetle daha az maliyetli olduğu için yapıyordur. Tüccar yapmaz bunu. Çünkü 3-4 sene malını aksatırsa bir yere vaat ettiği malı gürgürleyip gidebilir. Ticaret o bakımdan, mesela tüccarlar daha kibar insanlardır. Tüccarlar daha anlayışlıdır. Esnek, daha bir esnek. Mecbur çünkü. Herkesin harcını anlamak ve herkes de bir iyi dostane ilişki içerisinde bulmak zorunda. Ama memur öyle değil. En son bizim Hayvan Sarayı Üniversitesi'ni şey yaptılar. Adamdan gıcık kapıyorlar. 3-4 tane bölüm açacak. Zavallı çalışıyor, çabalıyor. Yok bir rapor yapmış, şey yapamaz falan. Tamamen anlamsız. Siyasi kanallara girdi iş. MHP'ye, şimdi ittifak var ya, MHP'de etkili oluyor. Üçüncü defadır göktekilerin kafasına yumruğu indiriyoruz Ayvan Sarayı Üniversitesi'nde. Kaydedilmiyor değil mi? Ve istediğimizi alıyoruz. Ya istenen hak edilen şey aslında. Ama memur. Şimdi biz çoğu zaman politikacıya atfediyoruz. Allah belasını versin. Tayyip Erdoğan bu şey yapıyor. Şimdi patron önceden öyle düşünüyordu. Ulan bu adam bizi arıyor. Adam alakası yok. Tayyip Erdoğan bölüm açılmasıyla nerede ilgilensin?
Hatta Tayyip Erdoğan talimat veriyor orada. Aşağıda halleme diyor, kolleme diyor, bir şey açamıyorsun sen. Yasak kardeşim, zihniyetiyle hareket ediyor. Politikacı devreye girdiği zaman, Kazım Bey'in, Allah kurafları çınlasın, Kazım Bey'in çok güzel anlattığı şeylerden birisiydi bu. Türkiye'de siyaset nasıl politikacıyı, bürokratı terbiye etmek için, bürokratın keyfi ve suni engellerini aşmak için kullanılıyor falan diye. Bu politikacıdan hiç yanlış yapma adamlarına gelmiyor, tabii yapıyorlar. Ama bir Milli Eğitim Müdürü canınızı okuyabilir. Evet. Bir kaymakam hayatınızı söndürebilir sizin. Şimdi yeni sistemde bu olacak mı, olmayacak mı, azalacak mı, artacak mı göreceğiz ama başka konular bunlar. Bu konuyla ilgili başka sorusu, yorum olan var mı? Son söylediğinizle ilgili güzel bir söz var Karadeniz'de. Neyle ilgili? Kendine bir yere deyin, gör bak sana neler edeyim derim. Aynen öyle. Bürokratik tahakküm. Her ülkenin problemidir. Sadece demokrasilerin problemi değil, antidemokratik rejimlerde de bir sıkıntıdır. Çünkü orada da politikacılar var netice itibariyle. Ama demokrasilerde de bir problem vardır. Amerika'da da problem. İngiltere'de de problem bürokrasi. Onlar bunu fark ediyorlar, işte tiye yalan şeyler de yazıyorlar. Yes, Prime Minister. Bilmem ne gibi şeyler de yazıyorlar. Kuşlar? Hocam ben soruyla yorum arası karışık bir şey düşünüyorum. Daha önce de aslında sizinle belli zamanlarda bunu konuşmuştuk ama şimdi bu ülkelerin tarihsel gelişimlerine baktığımızda işte siyasi özgürlüklerle ekonomik özgürlüklerin bir arada ilerlediği ülkelerin bugün geldiği refah durumunun yüksekliği nispeten diğer ülkelere göre vesaire işte Sovyetler Birliği'nin edindiği başarısızlıktan sonra. Şimdi biz burada arkadaşlarımızla bu deneyi yaparken kimseye neye ihtiyacı olduğu konusunda bir müdahale bulunmadık. İsteyen 5 tane ruj aldı, isteyen tırnak makası aldı. Ama şimdi ben genel olarak dünyada serbest piyasanın bir miktar rüştünü ispatladığını düşünüyorum. Her ne kadar kapitalizm kelimesine bir pejoratif anlam yükleniyor olsa da. Peki siz bu tüketim kültürü kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü serbest piyasanın kendini ispatladığı noktada bir tüketim kültürü kavramı araya sokarak insanlara siz ihtiyacınız olmayan şeyleri alıyorsunuz, aptal yerine koyuyorsunuz ve işte aslında sizin bunlara ihtiyacınız yok gibi benim neye ihtiyacım olduğunu benden daha iyi bilen ve bunu bana dayatmaya çalışan işte medyanın da yayınlayan reklamların beni sömürdüğünü, işte beni aptal yerine koyduğunu, kandırdığını vesaire içeren bir tüketim kültürü, literatür, bununla ilgili yazılan tezler. Yani bu konu hakkında yani bunu nasıl bağdaştırabiliriz bugün yaptığımız deneyle? Tezleri ileri süren kişiler genellikle kendilerinin tüketim kültürüne kurban olduğunu iddia ettiği kişilerden daha akıllı, daha ahlaklı, daha erdemli, daha bilinçli falan olduğunu en azından dolaylı olarak, zemin olarak iddia ediyorlar. Piyasada hiçbir aktör salak değil. Herkes kendi kararı kendisi verebilecek durumdadır. Dolayısıyla bu tez aslında paternalist çağrışımına işlemektedir. Şimdi bu tezin bir sonraki adımı şudur. İnsanları kendi haline bıraktığımız zaman ya da ticari hayatın serbestçe işlemesine izin verdiğimiz zaman reklam gibi sektörlerin, reklamcı gibi sektörlerin olmasına müsaade ettiğimiz zaman yanlışlar yapıyor. Tüketim kültürü olmaya, tüketim toplumu olmaya doğru gidiyor. Bunun önlenmesi gerekir şeklinde bir noktaya varacaklar. Bu noktada hiçbir şekilde metot olarak tabii herkese ayıktıralım, herkesi bilinçlendirelim de insanlar daha az tüketsin demeyeceklerdir. Bir otorite idare edeceklerdir, yani devlet idare edeceklerdir. Tüketime sınır koy filan diye davet edeceklerdir. Ortaya feraket bir şey çıkacaktır. Hem otoriter bir yönetim tarzı çıkacaktır. Şüphesiz hem de iktisadi bakımdan büyük gerilemeler olacaktır toplumlarda. Hiçbir tüketici aptal değil, hiçbir üreticinin de işi garanti değil. Yani aramızda üretimle ilgilenen arkadaşlar var, tüketicileri, müşterilerle muhatap oluyorlar. Mümkün olsa 100 katı belki malı, 10 misli fiyata satmak isterler ama öyle değil. Her tüketici kendi değer ölçülerine göre değerlendiriyor şartları. İkincisi piyasada bir rekabet var. Hiçbir tüketici tek bir üreticiye mahkum değil. Tek mahkum olduğumuz tek şey devlet. Sadece devlet teker. Devletin organları teker ama onun dışında piyasada muazzam bir rekabet var. Bu rekabet hem şeyi disipline ediyor, üreticileri disipline ediyor. Daha etkin çalışmaya, kaynakları etkin kullanmaya zorluyor. Hem de tüketicinin önünde bir yelpaze oluşturuyor. Tüketim şeye gelince insan tüketmek zorunda. Yani her toplum tüketim var. Ne kadar tüketimin fazla, ne kadar tüketimin az olduğunu söylemek mümkün değil ki. Tüketme insanlarda da tüketme yolunda bir eğilim var. Çünkü tüketme hem bekar mücadelemize katkıda bulunuyor hem de refah seviyemizi yükseltiyor.
Şimdi hepiniz kendi hayatınızda öyle özellikle yaşını başına almış arkadaşlar düşünsünler. Ne yaptılar? Maaşa bağlanınca sevindiler, biraz bellerini doğrultunca ev almaya yönerdiler, biraz vaziyeti düzelten araba aldı. Hepimiz aşağı yukarı aynı yollardan geçiyoruz. Bütün insanlarda bu doğa eğilimler var, dünyanın her tarafında. Atavlatsılar gibi şeyler, erkek eğilmen bir kültürden bakıyoruz ama dolayısıyla bu saçma sapan şeyler. Bunun, bu teorinin ana kaynağı sol. Sorunun çeşitli versiyonları ama bu sorunun ürettiği bu argümanlar sonra işte sağda da, dinden mavuzgar camiada da çeşitli şekillerde yayılıyor. Daha geçen gün bu Selahattin Yusuf denilen bir tip var. Haşmet Baba Hoca falan oturup hababam atıyorlardı işkenceden. Ondan sonra yerken işte böyle atıyor zaman zaman. Daha bir Erol Gökçe ile Kemal Sayar programı kaçırdım sonra anına yetişebildim. Bugün de tüketim kültürünü, tüketim toplumunu konuştuğu gibi bir şey söyledi. Hemen anlatmayı bunlar da tüketime küfrettiler. Büyük bir ihtimalle hepsinin evi var, arabası var, takım takım elbiseleri, takım takım elbiseleri var vesaire. Halbuki tüketim, üretken piyasaya müsaade etmek, üretimin verdiği zararları da minimize etmenin bir yoludur. Yani rekabet, etkin teknoloji, iş gücünü daha iyi kullanımı şeyi düşürür. Bizim çevreye verdiğimiz tahribatı düşürür ve kaynak kullandığımız kaynak miktarını da azaltır. Adamlar bilmiyor, iktisat bilmiyor, piyasa iktisadı bilmiyor. Temel problem bu arkadaşlar. Piyasa iktisadı işkembeden atmakla şey olmaz. Yani tüketmeyelim, tüketmesen tüketmem kardeşim. Ben Demet Köke'yle bir ara tartışmıştım. Benden çok daha bağlı olan bir adam. O doktor bir babanın, annesi de doktor mudur? Ya bilmiyorum hocam. Doktor bir babanın oğlu, daha bağlı. Ben galiba bir fotoğrafçı ne oluyor? Ben arabaya almayı hayal edemeyeceğim zamanlarda arabayla geziyordu. Şey yapıyordu, tatile gidiyordu filan. Konuştuğumuz zaman tüketim kültürü, tüketim toplumu filan gibi şeyler söylüyordu. Saçma sapan bir şey yani. Piyasa iktisadı hayatına hakim olan kimse desin pek anlamlı ifade edecek bir kavram değil. Bir de alternatifi ne? Tamam tüketim fazla, tüketim kötü ama neyin tüketmesi gerektiğine kim karar verecek? Bu karar nasıl hayata aktarılacak filan gibi karşı sorularla zorlamak lazım. Bu tür konuşma yapan arkadaşların avantajı şu zaten. Karşı sorularla karşılaşmıyorlar. Herkes boynunu eğiyor. Muhtemelen ahlaki bir şey de hissediyorsunuz, eziklik de hissediyorsunuz. Evet, evet. Biri tüketim toplumu derken sanki şahsen seni itham eder gibi. Evet, öyle bir baskı. Hemen kendinizi sorgulamaya evet. Ben tabii epeyce tecrübe kazandım işte öyle adamlarla. Hocam ben bir yorum yapmak istiyorum. Ben belki kaçırmış olabilirim ama bu ticaretin ve piyasanın bir de şöyle bir etkisi var. Yani insanlar hayatlarına bir anlam vermek zorundalar. Kendilerini diğerlerinden farklılaştırmak zorundalar. Veya böyle bir şey hissediyorlar. Piyasanın bu insanın diğerlerine zarar verme güdüsünü de törpüleyen bir tarafının olduğu argümanı da bence son derece önemli. Çünkü hani sağdaki soldakinin malını almaktansa ya da işte birine zarar vermeyi planlamaktansa ne yapıyorsunuz? Ben bir şey üreteyim, daha fazla para kazanayım. Tabii. Dolayısıyla o insanın içindeki kendini farklılaştırma... Yarışı mahkum evet. Şeyler çıkıyor. Yani bir başkası için yani kendini farklılaştırma ve bir şeyler yapma. Ve hani Pascal'ın bir lafı var, Blaise Pascal. İnsanların bütün sorunları bir yalnız bir odada tek başıma duramamazlıktan kaynaklanıyor. Yani can sıkıntısını giderme. Ve bu can sıkıntısını diğerlerine en az zarar vererek gidermenin yolu da yine ticaret ve piyasa. Bence bu da son derece önemli çok güzel, bir argüman. Çok güzel bir argüman. Yani başka türlü adam zarar verecek. Yani tabii soyacaksın adamı. Yani bir şey yapacaksın. Soyacağına sen de öğret kardeşim. Yine bir anekdot aklıma geldi. Belki anlatmışızdır daha önce. Yusuf unutma. Benim böyle çılgın maceralarım var. Çılgın macera değil mi? Senin kadar değil. Özler bilir misin? Medya tecrübelerimiz var. Bir medya kuralım, bir medya kurumunu devralalım. Levent Korkut'la falan burada teşebbüslemiş oldu. Teşebbüslerimiz oldu. İstanbul'da da bir teşebbüste bulunduk. Aşkım Baysal var ya bizim gazeteci. Oturduk da Aşkım. Ya bir medya organı lazım bize ya. Böyle liberallerin falan toplanacağı bir medya organı lazım. Para yok. Kuramayacağımıza göre bazı anlardan birisine sahip çıkalım. Ne yapalım? Şimdi gazeteleri hep takip ediyoruz da. Vatan gazetesi el değiştirdi. Milliyet ve Vatan Erdoğan Demirel'e geçti. Gazete de çok kötü. Resmi satış rakamları 100 bin falan gözüküyor ama tabii bütün gazeteler şişiriyor rakamları. Hazır kablosu var, haberci kablosu var, 3-5 köşe yazar var. Belki oraya 2 idareci, 3-5 tane köşe yazar şey yapsak adamı ürkütmeden. Ona desek ki bu ses getiren bir yayın organı haline dönüştürme imkanımız olabilir. Siz bunu işte böyle bir şeye dönüştürün. Aşkım bir rapor hazırladı.
Rasim Ozan'ın karısının babası şeyin arkadaşı Erdoğan Demirören'in. Oradan bir şey var. Amca falan diyor ona. Onlar aracıyla da bir randevu aldık. Gittik, Rasim Ozan da geldi. Adama dosyayı verdik. Ondan sonra şöyle bir baktı, koydu kenara. Bir iki dakika konuştu, sonra adam aldı sazı eline. İşte adamlar hep böyle. Anlatıyor. Çok ilginç, adam 80 yaşında. Çok heyecanlı, işe yeni başlamış bir teşebbüsü. Dedi ki bir ara, bundan sonra dedi, işleri kendim yapacağım dedi. Kimseye nereye gelmeyeceğim. İşleri kendisi yapacağım. İşleri kendim yapacağım dedi. Mesela dedi, bakanla görüşmek gerekiyor, kendim görüşeceğim dedi. Fabrikayı kendim şey yapacağım. Baktık, adam 80 yaşında. Tamam. Etrafta 3-4-5 tane sekreter geziyor. Sekreter koşuyor, ilaç getiriyor, ilaç içiyor adam. Ömrü geliyor. Sonra düşündük, başka iş adamlarında da gördüm. Ben aynı şeyi. Niye bu adamlar çalışıyor? Adam kavun gibi zengin. Yedi sülalesine yetecek parası var. Niye bu adam sabah köründe işe geliyor, işi kendim yapacağım diyor. Hep bu şey işte. Yani işte kendini gerçekleştirme. Paraya buna ihtiyacı yok adam. Ama adam, şimdi onun da bir komünitesi var. Bütün iş adamlar birbirini gözlüyor. Bizim akademisyenlerin birbirini gözlemesi gibi. Öbürü ne yaptı? Ben ne yaptım? Tek şey bu. Adam 80 yaşında sabahın köründe geliyor, oturuyor, ilaç içerek ayakta kalıyor. Ondan sonra işi kendim yapacağım diyor. Bizi dinlemedi bile. Yarım saat oturduk, çay falan geçtik. Ondan sonra gittik. Hocam, izniniz çok... olursa ben de bir katkıda bulunmak isterim. Şimdi bu oyunu oynadığımda ben şey düşündüm, 4 tane mal toplayabildim falan. Ya ben iyi ki bürokrat olmuşum, benden ticaretçi olmazmışım şimdi. Lakin lisedeyken ilçe kamplarına katılırdım ben. Samsun'da bir ilçe kampına katıldım. Ailem bana para vermeyi unutmuş. Ama o dönemde şey vardı, telefon kulübeleri malum. Bol bol jeton vermişler ki gittiğinde bir ara çok merak ederim. Ben oraya gittim. Jetonlu kulübe var, jeton satacak yer yok. Ben hemen bir müddet annemleri arayamadım ben. Bir hafta 10 gün. Samsun fuarına indik. Kurupelik'teydi. Fuara indik. Arkadaşların yanında jeton yok ama jetonlu kulübe var. Arkadaşlar dedim, ben ne var? Ne kadar? Şu an hatırlamıyorum miktarı. Babam bana 50 kuruşa aldıysa bir TL 50 kuruş. Ben bunları sattım. Benim de yanında para yok. Allah, gondollara bindim. Sonra da satıp çıkardım. Ama annemlerin yüreğineymiş 20 gün sonra. Sen bizi niye aramadın? Çünkü biz sana para da vermemiştik. Ne yaptın? Vallahi Samsun fuarının hakkını verdim, gezdim. Ya ben bunu hatırlar, ticaretçi performansının yüksek olduğunu. Diplomasi de bir bakıma pazarlama işidir. İyi sayılır bu konuda da. Ama ve lakin sizin bu oyundan benden iyi bir ticaretçi olmazmış fikrine kapıldım. Belki oyunu tamam. Peki, ticaret potansiyeli var. Jeton satan da mutlu. Var, jeton satan. Samsun fuarında da çok eğlendim. İstanbul'da burada var bilmiyorum, Akbil diye bir şey kullanıyoruz. Evet. Senin kart indirimli bu arada. Çok işe yarıyor. Durakta adamlar dolaşıyor, bakıyorum ne yapıyor bu adamlar? Adamlar Akbil pazarında, yüklüyor Akbil'i. Birisi bitmiş tesadüfen veya olmadan gelmiş. 5 liralık filan kökten, 3.70 filan yazıyor kökten. Adam basıyor, 10 lira alıyor. Yani o da mutlu, o da mutlu. Önce mutsuz oluyor şey ama kalacak orada. Taksiye binse 70-80 lira falan yani. Ticaret müthiş bir şey ya. Bu ama şu dediğiniz şey, altına imzamı atıyorum. Bence de hayat liberal. Evet. Yani hayat öyle, hayat devinim gerekiyor. Yoksa bizi mahvediyor. Harekette bereket var. Devletçilerin arasında, kolektifçilerin arasında sıkıştı kaldı yoksa. Nasıl bir şey diyecekti önce? Ticaret hakikaten öylesine bir dinamik, öylesine canlı iş durağını kabul etmiyor. Benim ilçede, küçüklüğümde hatırlıyorum, şu anda o dönem zengin olan, zengin diye bilinen, yani ticaret yapan bir adam, hiç kimse zengin değil. Hepsi sıfırladı. O dönemde işte bir yerde çırak olan bazı vatandaşlar şu an hakikaten buranın zenginleri. Ciddi bir şekilde el değişti. Türkiye'de de böyle, dünyada böyle, ülkeler arasında da servetler ciddi bir şekilde dolanıyor, dolanım yapıyor. Mesela Türkiye'de bundan 16-17 yıl önce sadece 12 il ihracat yapıyor yurt dışına.
şu an Türkiye'de 81 ilin tamamı ihraç ediyor. Ne güzel. Mesela de devlet geri çekilip önünü açıyor Türkiye'de. Dünya piyasalarıyla buluşmasını sağlıyor. O zaman ciddi bir de zenginlik refahta 5 sıra geliyor. Bugün Türkiye'deki otomobil sayısı bilmem nelere fırlamış. Yani bu ticaretin getirdiği bir şey. İnsan doğasında zengin olma, yani hayat şartlarını iyileştirme doğrusunda doğal bir şey var. Doğal bir eğilim var. Yani şu anda sorsan, Akdeniz Çok Cumartesi'ndeki gençlere bununla ilgili şeyler soracağım. Daha fakir olmak isteyen var mı aranızda arkadaşlar? İki evim bir yere düşsün. 500 lira maaş alıyorum, 2000 lira yeter bana. Bu anormal bir durum. Yani Düzenli Gündüğü o gibi uçuk tipler falan belki. Yani, normalde insan böyle bir şey söylemez. Bir de şu var. Sizin mesela işte burada aile babaları var, aile anneleri var. Sizin zenginleşmeniz başkalarına da fayda sağlar. Tabii. En başta çocuklarınıza fayda sağlar. Sonra yakınlarınıza sosyal faaliyette yürütmek istiyorsanız, hayır faaliyette yürütmek istiyorsanız başka insanlar, taşlara falan. Dolayısıyla bunu anlamamız lazım. İşte bu devletçi, merkezinde sosyalizmin bulunduğu devletçi kafa, devlete tapan kafa bunu bir türlü anlamıyor. Yani adamlara bir şey anlatmak, devre elinde kalmaktan zor. Yine bir anekdot anlatayım size, artık yaşlandık. İstanbul İktisat Üniversitesi mezunları cemiyeti var. Bir sürü salak solcu var içerisinde. Bunlar bir toplantı düzenlemişler. Ne zaman AK Parti'nin de şey yaptığı zamanlar galiba biraz da olmuşlar filan. Her panele bir tane de pek onlar gibi olmayan birisini yerleştirmeye çalışıyorlar. Bir panele beni koymuşlar. Piyasa ekonomisi rezen gelmiş. Gelir misin? Gelir mi? Gittim. Dedim ki, bir arkadaşlar randevum var, bir hanım arkadaşlar randevum var. Burada konuşmaktan daha önemli demişim. Ben konuşmayı yapar sıvışırım dedi. Oturma başkanım, bu şartta otururum filan dedi. Tamam filan dediler. Şey anlatmıştı, piyasam nasıl zenginlik yürekten anlattım. İnanır mısınız, şeydeki paneldeki diğer adamlar, soru cevap kısmının başına gittim ben. Paneldeki diğer üç kişi, birisi Türkan Minibaş idi, vefat etti. Allah biraz Allah feysin, solcu bir kısa. o hepsi paperlarını bıraktı, hepsi bana şey yaptı, sağlıklı. Fakat söyledikleri gayri ciddi. Yani böyle, ben de dedim ki, arkadaşlara cevap vermeyi çok isterdim ama cevap verecek bir şey yok ortada. Spekülasyon yapıyorlar, saklıyorlar. Filan dedim, ayrıldım. Çıkarken şey yaptım, salonda 400 kişi filan vardı. Ya öğrenciler dahil herkes bana büyük bir düşman gibi baktı. Bak bir adam gelmiş, orada bir cemaat var, 400 kişilik piyasa hayatı tutacaklar, birbirlerini mutlu edecekler. Ben tamamen telsiz şöyle söyledim, bombayı bıraktım gittim. Çıkana kadar bir sürü düşmanlık şeyle karşılaştım, bakışlarıyla karşılaştım. İnsan hayret ediyor ya. Bunlar iktisat okuyan adamlar. Hiç olmazsa aralarında 3-5 kişi yok. Aha 3 tane genç gelmişti. Bizim camiayla teması olan, onlar da gıcıklık olsun diye geldik hocam, gıcık sorular soracağız dediler. Peki birisi bana sosyal adaletle ilgili bir şey sordu. Hocam sosyal adaletin bir anlamı var mıdır falan gibi bir şey sordu. Ben de bir şeyler söyledim, gittim. Sonra üzüldüm kendi kendime. Köklü bir müessese, İstanbul İktisat Fakültesi. İstanbul İktisat Fakültesi mezunları cemiyeti, dergileri çıkartıyorlar filan. Piyasa, iktisat, zenginlik filan diyeceğim. Şu soruya cevap veremiyorlar. Tamam kardeşim, piyasa kötü bir şey. Çünkü piyasa demek bireyleri kendi haline bırakmak demek. Ne yapalım, ne yapacağız? Sanki cevap varmış kafalarındaymış gibi. Cevabı izah etme, açıklama ve izah etme ihtiyacı duymuyorlar. Bu çok komik bir şey. Ondan dolayı size tavsiye, böyle piyasa fikrini savunduğunuz zaman itiraz edenler varsa, alternatifinle, senin önerinle, senin önerini bir dinleyelim bakalım, belki daha iyidir, o yolda gideriz falan demeniz. Emin olun üçüncü, dördüncü cümleyi getiremezler. Bir şey söyleyemezler. Yani ben bunu denedim, demiyorum. Çok da ilginç oluyor. Evet, Atilla. Arkadaşım. Hocam, Recep, sana yazacağız. Özlem kusura bakma, ben ayakkabı çok daha rahat uyuyorum. Ben 10 sene falan bir İstanbul'da böyle bir ticaret hayatım olmuştu. Sonra her şeyi bırakıp tekrar geldim, Diyarbakır'a döndüm. Memur mu oldun sonra? Yok yok, memur olmadım hocam. Memurluk bana zaten hiç bana göre değilmiş yani. Onu da şey yaptım sonradan da. Benim yani o İstanbul'daki yüksek derecede işte insanlarla muhatap, işte iş akışı... Yüksek gelirli. Yani çok yüksek gelirli değildi, orta derecedeydi ama yani en alttan ta en üstüne kadar böyle bir şeyimiz vardı, muhataplarımız vardı. Hani
sonrasında daha sonradan insanlar ya aklı başına gelir işte ne hata yapmışım ne yapmışım falan derken şu anda mesela oradan edindiğin deneyimlerle mesela bugün sizin anlattığınız şeyler mesela ben ticarette şunu anladım belki şu anda aktif olarak bir şekilde yine içine dahilim çözüm odaklı ve paylaşım bu ikisini uyguluyorum şu anda 5 sene boyunca en son yani bu 5 sene önce aldığım bu kararı ve şu anda onu uygulayıp yoluma devam ediyorum. Ya bunun dışında aklıma başka bir seçenek gelmedi. Yani daha iyi olabilmesi için ya da şu anda hata mı yapıyorum ya da daha iyi mi yapıyorum. Ve bu 5 sene içerisinde o işten çok ayrı bir iş yapıyorum. Çok bambaşka bir iş yapıyorum. Hiç alakaları bile yok. Ama şu anda bu senaryo çok güzel gidiyor yani. Şimdi sen önünde olduğunu bilmiyorum ama piyasa demek çözüm demek zaten. Piyasa piyasa problem barındırmaz. Çözmek zorunda bu piyasa. Evet. Eninde sonunda çözer. Sen çözemezsen başka bir adamda çözer. O da çözülmezse başka bir şey çözer. Yani hayatın akışı incelediği zaman bir sürü problemler var. Bir şekilde çözülür. Bu bir. İkincisi piyasa en büyük dayanışma ve paylaşım mekanizması. Paylaşım deyince bizim aklımıza şu geliyor genellikle. Biri başka birine bir ihale olarak. Tek taraflı bir bağış olan şey dersin. Bu da olmalı hayatta. Böyle şeyler yapıyoruz, yapmalıyız da işte çocuklarımızla seyircilerimizle evet. Bu tür ilişkilerimiz oluyor. Ama toplum buna dayanamaz. Çöker buna dayanamazsa toplum. Fakir, ilke, arkayı bir toplum olur. Piyasa zaten paylaştırıyor. Nasıl paylaştırıyor? Hepimiz bir iktisadi aktörüz aynı zamanda. Bir üretim faaliyetine bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Bu üretim faaliyetine katkımıza göre bize bir değer geliyor, akıyor. Bir merkezi otorite piyasadan daha iyi bir paylaştırma yapamaz. Dolayısıyla piyasa zaten paylaştırıcı bir mekanizma onun üstüne merkeziyetçi ayrı bir paylaştırma mekanizması kurmak akılsızca, mantıksızca olur. Ama şahsi hayatımızda bu tür şeyler, teşebbüsler yapıyorsak yapabiliriz, olur. Hepimiz yapıyoruz zaten. Yani mesela Karl Marx akıllı bir adamdı ama piyasa ne olduğunu anlayamam. Karl Marx'a göre piyasa bir anarşiydi. Sosyalistler böyle söyler. Piyasa bir şey, anarşi üretim. Niye anarşi üretim? Çünkü bir plan yok, bir merkezi otorite yok kaynakları. Yok, piyasa bir anarşi şey değil. Piyasada muazzam bir düzen başta görmez dediğimiz şey. Piyasayı anarşizm sayıp anarşizmden kurtarmaya kalkmak, piyasayı demir cendere içerisine, yani sadece hayatı demir cendere içerisine almaya çalışmak demektir. O bir felaket yaratır. Yani artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani Sovyetler Birliği başta olmak üzere sosyal tecrübelerle ilgili çok sayıda bilgi, çok miktarda bilgi olduğu için elimizde biliyoruz. En son Venezuela mesela. Amerika ile olan siyasi ihtilaflarını bir tarafa bırakalım. Venezuela niye çöktü? Sosyalist politikalar uyguladığı için çöktü. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olması gerekiyor Venezuela. Yani o zengin petrol kaynaklarıyla. Dolayısıyla piyasa ana iktisadi modeldir. Ama şu bazı liberallerin kullandığı şu tabir bence yanlış. Piyasa toplumu demek biraz irrite edici. Çünkü toplum geniş bir şey. İktisadi olan yönleri şüphesiz var ama iktisadi olmayan şeyleri var. İşte anne baba arasındaki ilişki. Boşanınca bu da iktisadi ilişkiye dönüşüyor ama anne baba ve çocuklar arasındaki ilişki, değil mi? Hayırseverlik faaliyetleri yürüttüğümüzde içine girdiğimiz mod, bunlar piyasa terimleriyle izah edilebilecek şeyler değil. Ama toplumun uzun vadeli varlığı hayırseverlikle yürümez. Bir de böyle bir şey var, mesela bu hükümet de bunu pek anlayamıyor. Hükümetin dayandığı fikri temel de bunu anlayamıyor. Dayanışmamız Marx'ın dediği gibi işte toplumsal iyi şeyine dayandırmamız şart değil ama işte adalet, İslami adalet, Müslüman kardeşliği, fakirleri korumak, kollama gibi şeylere dayandıralım. Bunlar bir sonuç yapmaz ki. Yani fakirlerin durumunu iyileşmesi üretmeye bağlıdır. Daha çok üretirseniz fakirlere daha çok ulaşacaktır mutlaka başlatılabilecek. Bunlar aslında zenginlik üretenin şey yapabileceği bir işler. Yani zenginlik üretmemiş bir toplumun. Hayır, zengin adam daha büyük hayırseverlik yapabilir. Hem mutlak miktar olmak hem de şey var. Mesela i̇şte maddecilik, zenginlik maddeciliği teşvik eder. O bence işte. Efendim? Müslüman kardeşliği, adalet derken zaten bence kastedilen de bu. Elinde varsa hani sen zenginleştiğinde fakirin orada bir hakkı olduğunu düşünüyor. Alacaklı olduğunu düşünüyor. Yani gene de bir teşvik etme, onun zenginliğinden paylaşma. Evet, bence zenginliği hayırseverliği teşvik etmek iyi ama hayırseverliğin de zararlı tarafları var. Yapmayın bunu hocam. Fakat özellikle abartıldığında, şundan anlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki 10 kardeşsiniz, tamam mı?
kardeşlerden biri veya ikisi şey, mesleği edinmemiş, çalışmıyor, işe gitmiyor filan. Siz tabii rahatsız oluyorsunuz, bu sizi ilgilenen bir probleme dönüşüyor. Ne yapıyorsunuz o zaman? Yani destek veriyorsunuz. Nereye kadar? Birçok durumda gözlemleyebilirsiniz ki kolayca bu destek bir bağımlılığa dönüşüyor ve kolayca bu destek asalaklığı teşvik ediyor. Toplumda da böyle bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden ben Aramco kapitalistler gibi devletin olmayacağı bir toplum düşünmüyorum. Ya da daha sert klasik liberaller gibi hiç toplumsal refah faaliyeti olarak kollama şey olmasını da demiyorum. Anladım. Ama bütün faaliyetlerini yürütülürken mesela Hayek de bu çizgi. Hayek'e çok düşman şeyle bakıyorlar ama piyasa şeylerini bozmamak şartıyla Hayek ve kendi kusuru olmadan kötü durumlara düşenlerin yardım düşenlere kamusal yardım gibi şeyler cevap vermiştir. Yani bunun mümkün olduğunu ama bunun mümkün olmasının zenginleşmeyle olabileceğini şey yapmıştır. Ben dedim ki yani piyasa faktörlerini bozmamak şartıyla kamusal hayır faaliyetleri düşünülebilir. Orada da mutlaka mahalli olandan ulusal olana doğru gitmek gerekir. Bizde her şey ulusal planlandığı ve tepeden indiği için çöküyor. Yani mahalle seviyesinde başlayıp yukarıya doğru gidebilir. Orada da ihtiyaca iyi bakmamız lazım. Adam demir gibi, tamam mı? Çalışıyor. Bizim aile, bizim hikaye diye bir dizi var. Oradaki babayı seviyor musunuz? Çok sevimli bir baba. Fakat şey, hiçbir iş yapmıyor. Bazısına seviyorsunuz. Kazak isimleri ise yayınlanıyor. İçiyor, şey yapıyor, her şeyde. Hiç çalışmıyor. Bir sürü de çocuğu var. Şimdi mesela böyle bir adama yardım edemezsiniz. Ama adam ölümcül bir hastalığa yakalanmış ve hiçbir yakını yok mesela. Ya da çocuk engelli doğmuş ve şey değil. Aslında AK Parti hükümetlerinin az dikkat çekmesi yaptığı şeylerden birisi bence refah faaliyetlerini artan zenginleşmeye paralel olarak işte ben bunu bu alana doğru kayması oldu. Evet. Yani o zenginleştiğinde belediyeler, kişiler onu paylaşmak suretiyle zenginliği artırıyor diyor içinde bence yani. Manevi zenginliği artırıyor diyelim. Maddi zenginlik de şey yapabilir. Ama eğer zenginlik aşağıya doğru giderse insanlarda hayır faaliyeti işleme şeyi kaybolur. Çünkü hepimiz kendi varlığımızı sürdürme çabası mücadelesi içerisine gideriz ve vahşileşiriz. Yani vahşi hayvanlara doğru tabiatımız yaklaşmaya başlar. İster benim ister benim insan tabiatı bu. Çünkü insan arkadaşlar unutmayın bir insan tabiatı kıtlık vakası var. Yani kıtlık vakasını çözemiyorsunuz. İki insan bencil. En azından sınırlı bencil. Yani hepimiz kendimizi ve kendi yakınlarımızı düşünüyoruz. Bunu değiştirmemiz mümkün değil. İyi de değil ayrıca felaket. Üçüncüsü bir bilgisizlik problemi var. Sınırlı bilgiye sahibiz. İşte bu üç insan tabiatının bu üç özelliği ya da insanın ekosisteminin bu üç özelliği piyasa dediğimiz mekanizmayı yaratmıştır. Özel mülk, onun alt şey olarak özel mülkiye, serbest ticaret, mübadele, özgürlüğü gibi şeyler bu yüzden ortaya çıkmıştır. Sonsuz dünyada sonsuz bolluk olsaydı ne özel mülkiye ne mübadele diye bir şeye ihtiyaç olur. Yahut da insan sınırsız derecede fedakar bir varlık olsaydı, bütün varlığını hiç tanımadığı kimseler için feda edebilen bir varlık olsaydı, başka bir dünyada yaşardık. Mesela ben bu çok tarikat hocaları falan ortaya çıkıyor ya, bana bazen öğrenciler soruyor, ben de doğrudan soruyorum hangi tarikattansın diye, şaşırıyor çocuklar. Bizim Adnan da bana bir defasında, hocam sizi şeye götürüyor dedi, menzile götürüyor dedi, ne yapacağız orada? Orada bir mübarek zatı görürsünüz. Niye dedim mübarek zatı göreceğim? Belki de hidayet falan bir şey. Çok iyi bir arkadaş. Bak dedim, sen gördün mü o adamı işte dedim, oturdun mu, konuştun mu dedi. Yok dedi. Bir defa gördüm dedi, bir binadan çıktı, bir binaya gidiyordu dedi. Olur. Dedim ki bak şimdi ben giderim de, baş başa kalıp konuşursam adam belki şey yapar. Adam bozalım mı şimdi? Adam yapar. Onun için tehlikeli dedi, boş versem şu. Öyle deyince tabi bana acıyarak baktı ve şey yaptı. Birisi Hacı Hoca bilmem ne dediği zaman, bir dakika ne iş yapıyor diyor. Hayatını nasıl kazanıyor? Nasıl kazanıyor hayatını? Marangoz mu? Bakkal mı? Değil mi? Berber mi? Ne başarılı? Eğer adam bunu yapıyorsa ve bununla çocuklarını falan büyütmüşse ve buna ilaveten bir din bilgiliyse çok büyük saygı duyar. Evet. Ama adam bu yok da en tek öldürüyorsa bilmem ne yapıyorsa bir şey. Ama Adnan Hoca'yı değişmem tabii. Bu rekabet konusu. Daha iyi bir şey olsa, şu piyasalar üzerinde sizin
nasıl düşünüyorsunuz? Yani piyasayı etkiliyor mu? Rekabet durumu artık. Rekabetin olması için, rekabet kurulu saçma sapan bir durum zaten. Rekabet kurulunu ziyarete gittim ben. Adam şimdi rekabet kurulu kemalistler kurmuşlar. Kemalistler gösterişli sekreterler almışlar. Dekolte kıyafet, gösterişli sekreterler. Ondan sonra gittim. Sonra muhafızkarlar geldi ya, muhafızkar bir hoca, çok da iyi bir adam. Gittim, konuşuyoruz, böyle oturuyoruz. Şimdi sekreter geldi, biliyor, adam şöyle. Evden koyuyor mu, kafaya bir tablet çekiyor. Sekretere de bakmıyor hiç. Ben bakıyorum sekreter, bu şimdi. Benim yıldızım bir sekreter. Allah Allah. Sonra bana anlattı. Adam dedi ki, rekabetten falan hiç anladı yok. BTK'da bir kurula geldim, orada da ben de şey yaptım. Adamlar rekabete hiç anlatmıyor. Dedim ya, bu rekabete ne almaz? Rekabetin rekabeti engellenmemesinin tek yolu piyasaya girişin serbest olması. Piyasa girişin serbest olduğu sürece rekabet şey dağıtır. Yani rekabet var olur. Geçici şey olsa bile, yani ikimiz bir şey icat ettik, hiç kimse akıl etmeden tonla ürettik, şey yaptık, teker haline geldik. Bu geçici bir şeydir. Ha tabii, voleyi vurdum. Evet. Vurmadım bir süre sonra herkesin gözü açıldı. Yamyam gibi şeyde düşecektir oraya. Sermaye sahipleri düşecektir. Tamam. Çünkü herkes yatırım yapacak, para kazanacak yer arıyor. Dolayısıyla bunlar hep Amerikan icadıdır. Amerikalıların piyasayı kalıp etmek için geliştirdiği icatlar. Aslında çok büyük, altta daha kötü. Ya uyum sürecinde zaten ithal edilir. Evet. Şöyle bir tehlike de var, farkında değiller. Şimdi rekabet kurulundaki adamlar bürokrat zaten. Tamam mı? Öbürleri politikacı. Politikacı bunu istismar eder ya da kısa vadeli çıkarlar için uzun vadeli çıkarlarla ihlal eder falan diye düşünüyorlar. Halbuki rekabet kurumunu yarattığı zaman, yani rekabeti düzenleyen bir kurum yarattığı zaman onu av haline getiriyorsun. Büyük şirketler kolaylıkla avuçlarını alıyorlar. Çünkü büyük şirketin bir CEO'ları, orada çalışmış önemli uzmanlar oraya kapağı atıyor ve onlar şey yapıyorlar. Mesela Amazon hikayesini oku bir Amazon hikayesini. Amazon hikayesi geçen tartışı yaptı ya, adam bir odada biz burada Diverdüşü topluluğuyla ulaşırken uyanıklık yapmış, şey yapmış, internette pazarlama şeyi kurmuş. Bir bilgisayar, bir tane de oda. Sonra rekabet sayesinde bir dev haline geldi. Şimdi tam tersine rekabetin önlenmesi için elinden geleni yapıyor. Lobi faaliyeti yürütüyor, ondan sonra şeyin belgelendirmesini istiyor. Ağır bir şekilde kendisi karşılayabilecek güçlü artık. Ama yeni girişlerin olmaması için ağır belgelendirme istiyor vesaire. Bunlar hep şeydir, oyundur. Yani bazı şokaklar oyun olur. İlaç sektörü mesela, yani yeni bir ilacın piyasaya çıkması, o ilacın Sağlık Kurulu Bakanlığı'ndan o izinlerin alınması, testleri çok ciddi paralar. Çok. Dolayısıyla bu ilaç şirketleri piyasaya yeni bir ürünün, yani onlarla rekabet edilecek bir ürünün ortaya çıkmasını engellemek için olağanüstü bariyerleri koyuyorlar zaten. Ama bir ürünün ortaya çıkması için de bir sermaye gerekiyor. Şimdi şöyle, dolayısıyla orada o rekabeti engelleyici her türlü şeyi de önlem de alıyorlar. Birkaç müvekkilim şirket için bu ilaç kurumundan izin almaya çalıştık. Olağanüstü bir izin süreçleriyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla 2 yıl boyunca bir test aşaması da var, şu var, var. Ama güçlü olan firma bir hem dayanabiliyor, şey yaptı, dayanabiliyor ya da gidip mesela yönetmelik maddesinde bir değişiklik yapma gücü var. Kendisi için onu yapıyor ve sonra o rahat bir şekilde bir yazar yapabiliyor. Devlet de hiçbir iş aslında. Evet. Yani devlet bir prosedürler birisi iş yapıyor. FDA alıyor mesela. Dolayısıyla mutlaka çok çalışma vardır ama İlaç sektörü ve silah sanayi biraz daha problemli alanlar. Yani daha yakından bakmak lazım. Mesela silah sanayinde piyasa ekonomisi işlemiyor. Çünkü en büyük müşteri zaten devlet. Burada üretici değil bu. Devlet en büyük müşteri. En büyük müşteri olduğu için tabii yönlendiriyor da devam şeyi. İlaç sanayinde biraz kafam karışık. Yani hem sağlık ekonomisi çalışmak lazım biraz. Hem de ilaç endüstrisi, sağlık ekonomisinde ilaç endüstrisine biraz da bakmak lazım. İnşallah gençlerden birisi yapar bir şeyler. Ama Amerikalıların bu konuda çok saçmalar var. Raporları falan var. Dediğim gibi bir şey oluyor. Bir taraftan ölçek ekonomisi zorluyor firmaları, yeni firmaları piyasaya girmekte. Bir taraftan da düzenleme kurulları olduğu için bu düzenleme kurulları yerleşik firmaların zaten etkisi altında kalıyor. Şimdi sadece para şart değil burada. Yani manevi ilişkiler, psikolojik bağlar da
önleyici bir rol oynayabilir. Yeni ürün girişlerine de engel oluyorlar. Son soruyu alalım, epeyce uzattık. Yeni ürün girişlerine mi engel oluyorlar? Yani kanser ilacı mesela üretildiği söyleniyor ve hatta 80'lerde üretildi. Ama diğer büyük o kanser... Onlar çoğu efsane. Evet. Çoğu efsane. Şöyle söyleyeyim. Tekel halinde. İlaç, bir oligopol var muhtemelen ilaç şeyinde ama yine aralarında bir rekabet var. Bugün kanser ilacını gerçekten bulan bir firma süper zengin olacaktır. Diğer taraftan firmalar da sadece şeyle hareket etmiyorlar. Yani başka endişeler de gelebilir. Ama sektör incelemesi yapmak lazım. Daha bir şey söyleyeyim için. Birisi bir doktora tezi alırsa mesela hakkında bir şeyler öğreniriz. Evet. Hocam tasarruftan ziyade sürekli tüketim tüketim önemini vurgu yaptınız da. Şimdi tüketimin olması ile ilgili yani bu üreticilerin tabii ki yani daha fazla zengin olmasını sağlayan bir faktör. Fakat aynı zamanda bakıyoruz mesela bankalara olan kredi kartları borçları yüzünden dağılan bir sürü yani aileler görüyoruz. Yani bu dağılan ailelerde tüketim toplumunu yani tüketimi sürekli ön plana çıkartan bu reklamlarla mesela televizyonda sürekli mesela çocuklar olsun yani ailenin bütçesinin üstünde tüketmesini sağlayan reklamların etkisi yok mu? Yani olumsuz yönde. Yani belli bir sınırlama getirilmesi lazım değil mi? Yani bu kadar da sürekli tüketmek. Yani... Ürünlerin var olduğunu öğrenmek için reklam şart değil. Yani insanlar başka yollarla da öğrenirler. Benim bir öğrenme yolu zaten görmemiş. Dolayısıyla görer görmüyorsunuz. İkincisi reklamların her zaman alışveriş, o ürünü alışveriş arzusunu kışkırtına dair kesin bir şey yok. Değil yok. Üçüncüsü reklamların iktisadi faydaları da var. Yani şeylerin tüketicilerin bir bilgi maliyeti var, bilgi edinme maliyeti var. O da şeye ekleniyor, aldığımız ürün maliyetine ekleniyor. Reklamlar mesela bunu kırıyor. Diğer taraftan reklamlar aynı zamanda rekabetin bir aracı. Dolayısıyla reklamlar kötü bir şey değil, iyi bir şey. Tüketime sınır getirelim derseniz neye sınır getireceksiniz, nasıl getireceksiniz gibi muazzam problemler ortaya çıkar. Altında kalkamazsınız. Her şey rasyonel aktör diye düşüneceksiniz ve ona göre kendi ayağını yoldan uzatmasını becerecek diye düşüneceksiniz. Ona paternalist bir yaklaşımla ona bir hani atamaya kalkarsanız eğer başka problemler, daha problemler ortaya çıkar. Ama tasarruf şeyinde tasarruf olmazsa tabii bir toplum ürettiği her şeyi tüketirse tasarruf yapmazsa iktisadi yatırıma dönüşecek kaynak olmaz. Dolayısıyla tasarruf oranı yüksek toplumların iktisadi kalkınmasında daha hızlı olduğu bilimsel olarak ortada. Ama o da bizi başka şeylere getiriyor. Tüketimden ziyade faiz meselesine getiriyor bizi. Yani tüketimden kendinizi alıkoymak için sizin ödüllendirilmeniz lazım. Bu da faizle yapılabiliyor. Faize de karşı bir kültür olduğuna göre gerek hükümetteki siyasi bakış, dini kökenli siyasi bakış, gerekse yaygın dindar kitlelerdeki negatif bakış tasarrufun önüne böyle bir şey çıkartıyor, engel çıkartıyor. Bu da kötü bir şey. Dünyanın en hızlı kalkınan toplumları, en hızlı tasarruf yapan toplumları aynı zamanda. Çin'de şimdi düşüyor biz tasarruf oranı ama çok yüksek. %50'lere var tasarruf oranı vardı şimdi. Bizde %12-13 falan gibi bir şey olsa gerek. En azından %20'ye, %25'e çıkması lazım. Ben öğrencilerime de tembih ederim. Mutlaka tasarruf yapın. Tasarruf yapmayan adam akıllı bir adam değildir. Tasarruf yapmayan adam, bütçe yapamayan adamdır. Kızlara da söylerim, dikkat edin vereceğimiz erkeklere, bütçe fikri olsun derim. Yani maaş alıp harbur parmağını savuruyorsa, ayın 15'inde açıkta kalıyorsa o adamdan ayı çıkmaz. Ayın sonuna kadar idare etmeyi mutlaka bilecek. Kendi çocuklarıma da tasarruf fikrini ve şeyi, bütçe fikrini öğretmek için bayağı mücadele ettim. Bir sene öğren zaten, doğuştan öğrenmiş de. Dolayısıyla tasarruf çok önemli. Bir de son bir şey hocam, özür dilerim. Bu AVM konusunda da yani aşırı lüks dükkanların fiyatları artırılmasında yani dolayısıyla ufak da olsa böyle bir enflasyon artırılmasına sebep olmuyor. Yani siz daha lüks, daha konforlu dediniz ama yok. Onu da yani o maliyeti karşılamak için ister istemez maliyete yansıtacaktır. Yani ürün mesela Eminönü'ndeki satılan bir şeyle AVM'deki satılan yani ürünün arasındaki farkı etkilemiyor mu? Üretimlerinde ve pazarlamalarında farklı şeyler de var. Şimdi dudak boyasıyla ilgili olarak o şeyi söyledim ama bir Murat 124'ün üretilmesi de bir BMW'nin üretilmesi aynı şey değil. Burası da girdiler farklı. Piyasanın güzelliği şu. Biz AVM'lerde dikkat çekiyoruz ama
bayramlarda gidin arkadaşlar, hatta hafta sonlarında evin önünde adım atacak yer bulamadım. Yani tüketim kültürü, fakir dediğimiz insanlarda da var. Muazzam bir şey var. Bu insanlar bilinçli insanlar. Yani bütçelerin ne olduğunu, ne almaları gerektiğini biliyorlar. Gidiyor adamlar, 200 liraya 4 çocuğuna, 5 çocuğuna ayakkabı alıyor. Nişantaşı'na gitmiyorlar. Hatta bazı Nişantaşı'ndaki varlıklar oraya geliyor olabilir. Hocam, dolayısıyla toplumda serbestlik her zaman iyidir. Ne aşırıdır mesela? Ne aşırıdır? Kim karar verecek? Aşırı üzerinde anlaşabilecek miyiz? Anlaşamazsak bize neyin aşırı olduğunu empoze mi edecek? Hangi hak verecek? Bize bir şeyin aşırı olduğunu söyleme hakkını verdiğimiz güç acaba diğer alanlarda nasıl olup da geri tutacak kendisini? O yüzden insanların sağduyusuna, insanların hata yapsa bile, toplumdan yanılsa bile hayatın akışı içerisinde bu hatalardan öğreneceğine, ders çıkaracağına falan inanmamız, görmemiz lazım. Finans sektöründe şey de öyle. Finans sektöründe, Türkiye'deki sektör çok bir şey ama mesela 2008 krizinin ana sebebi toplumsal hayatta devlet müdahalesidir. Yani Amerikan devletinin sosyal devlet adına, hesabına topluma yaptığı müdahalelerdir. O yüzden bir de şu var, paternalist bir yaklaşımla devamlı korursanız, kredi kartı verdiğin kredi harcamasına şapkayanlar, o zaman hiçbir zaman öğrenemez bu insanlar. Ve dikkat edin, son olarak bunu söyleyen kimseler hep kendilerini yukarıda bir yere yerleştiriyor. Evet. Onlar hatalı yapmıyor, galiba bizler yapıyor. Öyle değil. Hocam bir de şöyle bir şey var, zaten böyle bir şeye müdahale etseniz de en bunun yakın örneği cep telefonlarına taksit yapmanın yasaklanmasıydı biliyorsunuz kredi kartlarına. Ama ben bir önce mesela bir cep telefonu aldım, yani düşünüyordum peşin parayla nasıl alacağım diye ve İstanbul'a gittiğimde sadece cep telefonlarına taksit yapmak için kurulmuş firmalar var. Hediye çeki satıyorlar taksit. Yani piyasa gene kendi buluyor bir şekilde. Telefon fiyatı. Ben mesela bu telefonumu gayet taksitle aldım, 10 taksitle. Yani evet, kendi adresi alayım sonra. Yani kendi düzenini kuruyor piyasa. Müsaade yaklaştı, buradan para kalacağım. Çıkmak. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.